Zaten ben kılıyorum, ben zaten şu yayın olayına en baştan kılıyorum, onu ben söyleyeyim. En baştan, ilk saniyeden söyleyeyim. Daha şeye başlamadık, yayına başlamadan Beta'yı arama bak ya filan falan diye böyle hani kötü kötü şeyler yazıyor. Okuma abi orayı. Ama ya daha yayına başlamadık, bir şey demedik ya. Ne demişler şey, ki? Kompleks bir şey er oldu, bir şey adını unuttum, bir şey er oldu. Bana yazmış bir şeyler söylemiş, ben sinir oluyorum. Ne demiş onu söyle abi, onu anlamadım ben. Ne dediğini anlamadım adamın. Bu tarafı dönüyor mu biraz daha? Tamam, bilemedim. Ben şöyle geçeyim diyorum eskiden. Benim yerime. Evet, ben hep orada oturmaya alışıyorum. Ben de burada oturuyorum o zaman. Tamam, yutun. Tamam, böyle bitiyorum. Boşuna gidiyorum. Oh be. Tamam, ben de diyorum bir eksiklik var. Eksiklik? Ben de diyorum sende bir gariplik var. Meğer yanlış yerde oturuyorsun. Evet. Oymuş yani. Bakıyorum, bakıyorum Ferhan'da ne gariplik var şu an diyorum. Yanlış yerde oturuyorsun. Gözlük de yakılamıyormuş. Evet arkadaşlar. Yeah. Yeterince kişi toplandıysa diyeceğim ki toplanmamış sanırım. Toplanmadı mı? Bin olunca konuşmaya başlayacağız. Bin olunca Ferhan soyunca. Arkadaşlar eğer şu kadro yaptığımız son yayını... Ben buraya geç. Geçemem, şu anda simetri olmamız gerekiyor. Sen böyle geç. Abi evet, eski usul. Setup. Geri dönüyorum. Esas o... Yok, farklılık yani. Sen böyle gel. Gel yanıma, gel. Zaten belki, bence belki olmasın. Aa, bir dakika, bir dakika. Ben şuraya geçsem daha mantıklı. Hemen gel, orayı sana ayırdık zaten. Şimdi, şu kadro yaptığımız son yayını hatırlayan varsa, beklentisini çok yükseltmiş olabilir. Sonra da pişman oluyorsun. Hayır, adam motor kullanıyor oğlum. Ben bu helikopter kullanıyorum. Ben de pişmanım. Bizim bile anlamı bu. Pıtı pıtı diye seç. Tabii motor da motor da çapı evet. Yani. Ama motor bunu yapamıyor. Pıtı 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 pıtı. Yalnız bir dakika. Helikopterin... Ben şimdi onu karıştırdım. Helikopterin... Vespa ne demek? Joystick. Ha, joystick. Sen Vespa ne demek biliyor musun? Vespa, eşek ölüsü demek. Eşek ölüsü. Nefes almasa da oluyor. Şu mikrofon sesini nereden kısıyorduk ki? Ha, şuradan kısıyorduk. Herkes yine soyunmamı istiyor benim ya. Evet. Tamam, söz veriyorum soyunacağım. Bin olunca yine soyunuyorum. Binali. Binali Yıldırım. Evet, bir kere şey gelmediyse başlayamayız. Kim? Kim? Ozan Salmanası! Ozan Salmanası! Ozan Salmanası gel burada mısın? Ozan Salmanası tabii ki izlemediğim yayın değildi. Evet, Ozan Salmanası Tay. Ne? Ozan Salmanası Tay. Ozan Salmanası Tay. Salmanası Tay buradaysa. Ozan Salmanası Tay. Ona buradan selamlarımızı, sevgilerimizi. Arkadaşlar, şu şey... Arada bir Twitter'a bakıyoruz. Burada önümde iPad'den Twitter açık. Bana Twitter'dan sorularınızı yazabilirsiniz. Aynı şekilde Ferhan'a, Deniz'e ve Berke'ye de sorabilirsiniz. Ama onlar benim kadar çok bakmıyor. Ben bakamıyorum çünkü onların, motor kullandığım için. Çünkü onların iPad'i yok. Ya benim bu arada evde şey var. At home. Ferhan sakın soyunma, Ferhan abi ölümü gör demiş. Ölümü gör. Kadir Yıldırım demiş ki, yayında yapmazsanız sıkıntıdan öleceğiz AMK demiş. Yayında ne yapmazsak sıkıntıdan öleceğiz. Yayında yapmazsanız. Ama yapmazsanız ya, yayalım da yapmazsak sıkıntıdan ölsün diye. Yayın hedefi yani diyor. Tamam, yayın yayalım. Pekala. Bin olunca kaskı çıkart. Yok, kask birazdan çıkıyor. Tamam, ben YouTube yorum... Ya şu olay kötü oldu. Ben YouTube yorumları gözüme giriyor orada. Tamam, onu şey yapayım mı? Senin için ne yapalım? He? Bakma. Tamam, ben isimleri hafızaya atıyorum. Çıkışla görüşürüz. Kim ha? Ben de. Oğlum, neydi? Bak, şey unuttum, hafızaya da atamıyorum. Bunu bırak. Ben de. Tamam. O bende. Arkadaşlar, yayınımızın linkini sosyal medyadan, Twitter'ınızdan, Facebook'unuzdan paylaşırsanız... Ben de öksürüm, hep beraber öksürüm. Öyle bir konuşuyor. Çok yaşam. Bir tamam değil mi ben? Tamam, hadi. Bitti mi? Bitti. İnsani reaksiyonlarınız. Yayınımızın linkini Twitter'dan, Facebook'tan, sosyal medyadan paylaşırsanız daha çok kişiye hitap etmiş oluruz.
Tabii daha çok kişiye hitap etmek gibi öncelikli amacımız var mı? Yok. Ama etsek de fena olmaz. Hı. Ayrıca benim bu YouTube sayfama abone de olabilirsiniz. YouTube sayfama abone olmanız gibi öncelikli bir amacım var mı? Yok ama olursanız iyi olur. Benim diyeceklerim bu kadar. Ey yorumlarım bu kadar. Ha, hatıra fotoğrafı mı çekiyor? Dünün Yonji hesabım hala açık. Şifremi hatırlamıyorum. Ekleme talebi yollamayın arkadaşlar. Kabul edemiyorum. Yanlış anlaşılmamalı. MySpace devam mı? MySpace'de de... Yeni şarkılardan bir track diye herkese... Comment atıyorum herkese. Thanks for ad yolluyorum. New track çıktı. New track çıktı. Bu arada size bir şey göstereceğim. Yani çok fazla geyiğe sarmadan. Arkadaşlar. Deyip çıkarıyorsun. Mal orada ya. Bakın bak. Bakın burada ne var? Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bakın. Artık biliyorlar. Hep sorduğunuz sorunun cevabı oradaydı. Ve sonra dedim ki... Tamam, peki 500 oldu. Hala 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 ya la atta ya la atta bu ya la atta ya la atta çıkarsa ben. 500 olunca çıkartacağım kaskımı. Beklentileri düşürdü. Yok, kaskımı çıkartacağım sadece. Şey, Aziz Uysal demiş ki abi YouTube sayfası değil kanalı. Patchoz demiş ki Deniz abi atırsızı gibi olmuş AQ. ADG 2 nokta üstüne DG abi büyük harfle. Sen filmde böyle değildin. İzlemiyorsun o zaman. Allah Allah, böyleymiş de. Beni ne zaman adam akıllı bir tipte gördünüz? Cihan Kaya demiş ki bu kızla erkekli muhabbetine ne diyorsunuz? Ben çocuk gelinler tecavüz ve çocuk pornosunun yüksek olduğu ülkede çok saçma buluyorum. Valla ben doğru buluyorum. Zaten duruyorum. Gördüğünüz üzere biz dördümüz de doğru buluyoruz. Kız yok yani. Biz bayağı destekçiyiz. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda kız olsaydı bize burayı basabilirler miydi? Bence şu an buraya hiçbir kız gelmez. Ya gelmeyin. Kim basabilir miydi? Tayyip basabilir miydi şu anda burada kız olsaydı? Bilmiyorum. Ne diyorsunuz bu kızla erkekli şey? Abi benim şey olayım o yani. Hep ben kızla erkekli seviyorum. Felek kızlar olsun istedim. Senin yüzünden işte zaten. Adana'da çıktı kızla erkekli. Kızlar olsun yani. Abi. Biz Vespa ile kızlarla motor sürmeyi de severiz yani. Kızlar neredesiniz? 500, abi 512 kaskımı çıkartıyorum. Hazır mısınız? Oo. 1000'de şapkayı çıkaracağım mı belki? Çıkartırım. 1000'de şapkası çıkartırım. Vallahi 1000'de çıkartırım. Vallahi 10.000 olsun, sen nelerini çıkarırsın yani. Ooo! 10.000 olsa var ya. Bir taklımı çıkarırım. 10.000 olsun. Mabadımı çıkarırım. Emre Taner demiş ki, abi Beta Arap taklidi yapmasın, anneannem amin diyor, dua ediyor. Yalnız bir şey değil mi? Şu kızla erkeklik konusuna yeniden değinmek istiyorum. Okuyorum. Mert, Yusuf, Mustafa, Oğuzhan, Necati, Emre, bu ne? Kızlar abi, kız yok bize. Ki, erkek zaten. Abi işte tamam, bu kadar da itaatkar adamlarız yani. Hani bırak şurada kız olmasını, izleyen de kız. Evet. Pardon, bu arada yükseldiğim için ben şey, hava soğudu, motorun... İlayda demiş ki, kızları mı soruyorsunuz abi, buradayız. Adeta Beta'ya tokat gibi bir cevap geldi. Kızla! Şlap! Efekan Demirel'e... Efekan Demirel'e komik bir espri yapmış. Evet. Dur! Berk abi saçını kestirmeden önce niye rasta yaptın bir denemedin? Param mı yoksa yoksa? 2 nokta üstte D, 2 nokta üstte ADG, 2 nokta üstte 2 nokta üstte ADG... Bak ben de cevap vereyim o zaman. Çok param vardı, rasta yaptırabilirdim ama rasta yaptırsaydım eğer çok parasızmışım gibi gözükecektim nasıl? Freestyle miydi bu? Zaten rastalı rapçim olur deyip buradan yeni bir tartışmayı buradan yanlış anlaşılma olmasın bu arada. Düzeltme yapmam gerekiyor mu? Biz ANSTZ'yi çok seviyoruz. Bir de şöyle bir durum var zaten. Dur da ilk yayın sevmiyoruz. Ben bugün doluyum. Arkadaşlar ben bugün doluyum. Ya ben yayına hep karşıyım diyorum. Şey diyorum. Bir şey diyeceğim, ben şuna şaşırdım.
Ya normal şartlarda... Ya uçakmağım nerede benim ya? Biz belki yayın yapalım falan dediğimizde belki her zaman ya yok istemiyorum falan der. Tabii sonra yayını yaparız ama ilk başta bir karşı koyar buna. Bugün Berk buraya gelirken Deniz Berk'i aradı, yayın yapalım dedi. Berk de tamam demiş. Ben buna çok şaşırdım. Bu sebebini burada soracağım. Bilmem o sıra... Katakulli'ye geldim. Arkadaşlar... Karambole geldim. Bayağı karambole geldim bence. He tamam filan dedim. Zaten ben o kadar trafik vardı ki ben yetişemem diye düşünüyordum. Ben bir de hani siz başlayacaksınız. Hani siz yayın yapmaya başlıyorsunuz. Sonra ben geleceğim gibi düşünüyordum. Direkt açılışı şey yaptık. Daha güzel oldu. Bilmem bugün... Ya bir yandan... He bak... bak işte yazıldı. Ice'a öyle bir şey der miyim ya? Ice benim kardeşim. Asıl bir dakika şu asıl cevabı vereyim o zaman. Niye Rasta yaptırmadım? Çünkü zaten Rastalı bir Rastalı çok iyi rap yapan bir rapçimiz var. Ben niye Rastalı olayım? Ben hem zaten bana uzun saç yakışmıyor. Rastalı yakışmaz da herhalde muhtemelen. Böyle kendimi yakışıksız görüyorum yine de. Tamam. Sana hiçbir şey yakışmıyor. Evet. Bugün ne giymesem? Çeşitli kızlar demiş ki biz de izliyoruz demiş. Çeşitli kızlardan aldığımız haberlere göre. İşte Aygül kızlar var evet demiş. Onun dışında yaşayan ölü bir kız olarak ben de izliyorum demiş. Onun dışında aşk bir kişilik emin olun şu an kızlar o eve gelmek isterdi demiş. Ama kendisi kızım bilmiyorum. Büşra Günay ben de varım demiş. Bu kadar zaten. Şu an 530 erkek ve 5 kız bizi izliyor. Abi bak işte ben sinir oldum yine ya. Neyse ben okumayacağım. Semih Esen demiş ki oraya okuma ben Twitter'dan gelenleri okuyorum. Yok hayır dediklerim yanlış anlaşılabiliyor. Hani çünkü ya, insanlar çekmeye çalışıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Hani, benim dediklerim yanlış anlaşılabiliyor. Yani, sen şu an bana takıyorsun. Bir şey söyleyeceğim ama ben takıyorum. Susar mısın? Şu an susamıyorum. Susar mısın? Hadi buyurun. En kötü ne kadar kötü olabilir ki yanlış anlaşılmak? Dünyanın sonuna kadar yanlış anlaşılsam bile şu anda. Ne kadar kötü olabilir ki bu? Evet yani yanlış anlaşılmak gerçekten bu kadar kötü bir şey. Kötü bir şey mi? Bu kötü kadar bir şey değil mi? Senin için. Hadi belki herkes bağıra bağıra kendini anlatmaya çalışıyorken, herkes bir, görüşlerini belli etmeye çalışıyorken, görüşlerini belli edip yanlış şekilde anlaşılmak bence yeniden şimdi görüş belli etmeye sana abi doğru şekilde anlatırsın, karşı taraf yanlış anladıysa bu senin sorunun değildir. Önemli olan senin doğru anlatman. Ayrısını düşünüyorum o zaman. Bence de o yüzden hani şey yapma. İkileme düş mesela abi. Sigara içmek sağlığa zararlıdır de. Sonrasında şey de. Gençler sigara için durmadan de. Anladın mı? Sansasyon diyorsun. Abi sansasyon. Hayır. Zaten yanlış ol ki ya. Yanlış anlaşılmaz sorun olmasın. Yani. Evet, ama dert etme bence. O kadar dert mi? Sağda insanlar boxer'ıyla, hani şortuyla, pijamasıyla evinde oturup bizi izliyorlar. Boxer muhabbeti ne abi? Bana Twitter'dan boxer yazıp senin baksın falan mı gözüktü az önce? Öyle mi abi ben bilmiyorum. Ama ben görmeden de söylüyorum. Hani evinde adam oturmuş ve biz bir şeyler yapıyoruz şu anda. Ve bence bu kadar umursama. Onlar baksırında oturuyor, biz normal oturuyoruz şu anda. Kadir Yıldırım demiş ki... A, S, D, F, G, H, J, K, L, Ş, İ, ünlem, soru işareti, kapa parantez, aç parantez, kapa parantez, V işareti, slash, aç parantez, yüzde işareti, V, V, üstten üçgen, artı, tire, üstten üçgen artı, acaba bunu da yayında okur musun? Oo, İki nokta üstte de. Okuduk. Aa dur, bin de çıkartacaktım ben bunu. Ankan. Bakalım. Semih Esen demiş ki, Deniz abi dev rapi sundu, Python Freestyle King 3'ü. Eğer Berk abinin, Ferhan abinin değerlendirilmesi gerekirse hangisi daha eğlenceliydi? Server'inki daha eğlenceli. Tabii. Yapıştı! Vallahi öyle ya. Öyleydi herhalde. Rıfkı demiş ki Deniz abinin dizide sövdüğü bir yer vardı, sansürlenmiş. Doğru mu? Sansürlenmiş. Ne dedin orada? Amına koyayım dedim. O da sansürlenmemiş. Sansürlenmemiş? Sansürlenmemiş. A'yı da mı sansürlenmemiş? Hayır, ben zaten koyayım. A'yı söylemiyordum. Mına koyayım dedim, o da aynen öyle çıktı. Mına koyayım. Sansürlenmeden çıktı. Mına koyayım. Monaco dedim. Monaco'dayım demek istemiş. Monaco'dayım dedim. Monaco'dayım yani. Dizilerde duran adam deyince filan sansürlüyorlar dizilerde. Bunu mu sansürlemediler? Senin tipini çok merak ettim. Penisinin iğnesinde penisi sansürlüyorlar. Bunu mu sansürlemediler? Ne dedin öyle? Penis dedin şu anda farklı. Penisi ne? Sen diyor, ne diyor? Yeni bir ilim mesela penis ilim. Ben de ne diyorum?
Hayır hayır. O temel diyor. Temel ne diyor ki kirleniyor, kirlenmek güzel duruşam diyor. Sonra diyor penicillin diyor. Penicillin diyor. Penicillin diyor. Penicillin. Pennsylvania. Pennsylvania'yı hiç sansürlemiyorlar abi. Ben gittim Pennsylvania'ya. Değil mi? Pennsylvania'yı hiç sansürlemiyorlar. Gülen penis böyle. Ali John demiş ki, Ferhan Bey Deniz abi telefonda Python iPad'de beta ise yorum okuyor, adamsın beta. Haa bak! Ben baktadım bak! Yazdı böyle bak işte olan işte dedi. Evet gördün ya. Değil mi bak? Ben yorum okumayı çok seven bir insanım ya. Bazıları yorum okuduğunun evet. Yorumunu yapıyor sana. Bazıları lan bu çocuk şöyle fakir mi, telefonu mu yok, neden bakmıyor diyor. Hani bak bu kadar yoksa burada ne duruyor. Burada duruyor. Ha. Şey, ben ama mesela ambargolu olduğum bazı siteler var. Hani hiç bakmıyorum. Çünkü orada biliyorum ki bana kötü yazacaklar. Mesela? Hangi de söyler misin? Mesela bak çok üzüldüğüm de bir şeydir. Çünkü hani ben o albümle başlamışım bu müziğe ve insanlar o albümü 10 yıl sonra dinliyorlar. Yeraltı Operasyonu isimli bir albümün sözlüğü var. Yeraltı Operasyonu sözlük ve bu kim ki yeni getirdin falan diyen adamlar oluyor. Evet. Hani üzülüyorum ya. Hani neden diyorum. Sonra geri çekiliyorum bazen. Sonra diyorum ben niye bunları takıyorum diyorum. Hep böyle bir çelişki yaşıyorum ama şu an çok rahatım. Aşırı rahatım. Hani çok gerçekten yaşamazsın. Üzülürsün, ağlarsın. Yani üzülürsün. Düzelirsin. Geçecek değil mi? Geçecek. Bir gün bana hep iyi yorum yazacak. Gel şimdi biz erkekler erkekle gidelim. Gel. Bir Snikes'ız şarkı olacak değil mi? Gel. Peki bir şey soracağım. Ömrü boyunca hiç kötü yorum ya da eleştiri almamış bir insan var mıdır dünya üzerinde? Vardı. O da yoktu. Öyle bir şey yoktu. Abi geçen gün vardır diyor ama gelmemiştir. Şey söyleyeceğim diyor. Selim Moran'ı takip ediyor musunuz? Hayır. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Charlie Chaplin'in bir şeyini paylaşmış. Altında da şey yazdım. Charlie Chaplin deyince yarak kafası çıktı amına koyayım. Charlie Chaplin diyor yani. Sen o adam konuşmuyor artık. Hayır sen bırak onu yani. Charlie Chaplin eleştiriliyor yani. Sen tamam, boş yere şey yapma, ben anladım. Ben olanı şey yapıyorum. Kafası. Sansür. Sen de bizi sansürlersen ne yapacağız? Şimdi yani? Arkadaşlar, sansüre zaten karşıyız hepimiz. Yeri geldi mi... Ha, tam olanı söyledim, ben şu an tamam, bir şey söyleyeyim. Yeri geldi mi küfür de ediyoruz ama... Yeri gelmeyince de küfür etmeye başlarsak muhabbet çok... seviyesiz demek istemiyorum, zaten seviyeli bir muhabbet peşinde değiliz de. Boka sarıyor yani. Niye bok dedin? Bu küfür değil, argo. Dışkıya sarıyor. Geçen gün kıç bok dolaşırız öyle diye. Yani orada yazılan bir şey var, onu söyledim ben de. Başka bir şey söylemedim ki. Bir şey söyleyeceğim. Allah Allah ya, azar işittik ya. Gördünüz değil mi? Stüdyoda gergin anlar yaşıyoruz şu anda. Ha, bak şimdi. Stüdyoda gergin. Yalnız bir şey diyeceğim. Beş dislike var, onların... beş dislike var, değil mi? Emre Taner demiş, Şeyin Şambayici'nin yapıdaki çok ilginç abi, orada ne düşündün? Bediren Budak demiş, Deniz Gözüm aradı, teklifleri geliyor mu? Rapçi Bayan demiş, abi külünüzü çok beğendim. Küllüğünüzü. Küllü mü? Küllüğünüzü çok beğendim. Muhammed Yusuf Özdemir demiş ki, Serdar abi Freestyle King 4T'de sansürcü olsam ne iyi olur be abi. Muhtemelen ben olacağım. Bana şey demiş Ayşenur, abi Betan'ın şapkasını takar mısın diye. Orhan Dilek, Python Cap taksana abi. Evet. Ne var abi, benim kafamda şey mi var? Kuş falan mı etmiş? Kafanda kene var. Kapağında gene var. Gene var. Metehan Yıldız demiş ki, abi 20 dakikada yayındasınız, bir akapella atın. Buradan da anlıyoruz ki Metehan Yıldız bizim yayınımızı ilk defa izliyor. Ben atıyorum hadi. Evet. Bir fax yapar mısın? Yo. Aha. Let me see the pain. I'm a girl, let me see the pain.
Hamme görle pukatı beyna, nasıl teyna. Hamme böyle sıpı tıpı sıpı tıpı deyna. Lema, sena, ustan dena. Le bespen dena, le disten sena. Le pepeyn, ustan difsen bena. Le kapı sapı sapı talam istan ben. Mada beyn, ham, no, le, se, le, be, le, ö, le, ö, zö, da, la, 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 la. Ben bir akapella atmak istiyorum. Hadi. Go, bir akapella. Az öyle çok oluyor. Ben bir akapella atmak istiyorum diyor. Biri beatbox yapıyor, biri alt şey açılıyor. Bu arada Ferhan böyle akapellalar, akapella olmuyor orada. Beatbox yapılan şey akapella. Yani. Ondan çıkıyor. Evet, Ferhan böyle şeyler yapıyor yayında. Sonra ben geçen eski şu dörtlünün diğer yayınının yorumlarına baktım. Biri şey yazmış. İşte Ferhan Taşçekin'in söylediği şarkıyı arıyorum, bulamıyorum. Hutte, papa hutte. Hutte, papa hutte. Hutte, papa hutte. Te hutte, papa hutte. Sonra da pişman. Abi bu hareketler sonra da pişman. Bir pişman biz de dahil oluyoruz. Evet. En kötü soru. Berkcan demiş ki şey inşa borsası aslan çünkü son dörtte şey o Balicim kısmında çok şaşkın görüyorsun abi, o anı anlatabilir misin? İşte şey şey inşallah aslan çünkü freestyle kapışıyordu sonra şey o Balicim dedi, ben de çok şaşırdım. 22-22. Rapçi Fırat demiş ki Server abi beni takip etsinler, yayında söyler misin? Rapçi Fırat'ı takip edin. Rapçi adam Fırat. Uğur demiş ki abi ben Almanya'dan geliyorum şimdi size beatbox yapacağım. Pıst 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 pıst. Ben de mention okumak istiyorum. Olur. Ben de YouTube yorumu okuyorum. Abi tanınmayan MC'lerine neden projeler yapmıyorsunuz demişler. Merhaba, çünkü tanımıyoruz. Bizim proje yaptığımız her MC tanımıyor. Düşünün burada Evren diye biri var, ben biliyorum. Evren. Evren abinin freestyle'ini hiç görmedim. Freestyle atabilirim. Evren. Emre hadi hadi. Hadi. Çıktı artık, yap şu freestyle'ı. Hadi Emre. Allah Allah. Hadi hadi. Dur ben çıkartacağım şimdi. Sen beatbox yap. Emre'yi mi çıkarıyorsun? Beatbox yap. Hadi hadi söyler misin? Bu da aynı. Gülme. Gülme Emre. Mustafa Nevi Şimşek büyük harfle. Abi sorularımızı cevaplamayacaksan gidelim. Ekincan abiyle aranız mı açık? Neden fitler beraberiniz eskisi gibi değil? Neden? Demiş. Evet aramız açık o yüzden. Evet. Evet o yüzden. Hiç barışmadınız ki siz? Hiç barışmadık biz. Hiç. O yüzden öyle. Hiç barışmadık. Öyle oldu. Hepsi reklam için. Bunları... Ayşe demiş ki büyük harfle. FGTRFDFLGSG. Gel tanışalım önce. Rap'in bilinmeyenleri demiş ki Beta Allah için dans etme. Yani şey kendin için yaptım. Dans benim hayatım. Evet tamam. Dans benim hayatım. Evet. Dans yarışmalarında benim hayatım. Bedirhan Budak demiş ki ne haber? Biz niye yayının başından beri Twitter mention okuyoruz? Evet. Bu hatayı... Ben görüyorsun. Kapatıyoruz. Ben böyle bir süre kapatıyoruz. Şu olayı artık bırakıyorum. Şey, haksız mıyız ya? Yani? Ben okuyorum. Arada böyle miniklerimle şey yapıyor ama gözükmüyor. Anlaşılmıyor. Neyi gözükmüyor? Hareket öpüyor falan arada insanları. Miniklerin gözükmüyor. Ama ne kadar görmek istiyorum. Ama ne kadar görmek istiyorum. Ya sen ne tam öncesin. Ya bakayım. Ya bugün de çok yakışıklı. Bir zoom yap bakayım. Bir zoom yap. Şöyle. Aa, değil mi? Ne kadar yakışıklıyım. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar birazdan çok tarihi bir ana tanık olacaksınız galiba. Daha fazla bir şey diyemem. Şimdi bir oyunlar dönüyor. Ben bunun farkındayım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Neler olacak acaba? Eminem hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni albüm çıkardı ama benim sizce nasıl? Ne? Eminem albüm çıkarmış. Eminem'in albüm çıkmış. Şimdi arkadaşlar, bilinmeyeni bildireceğiz. Söylenmeyeni söyleyeceğiz. Duyulmayanı. Oldurmayanı olduracağız. Duyurulmayanı duyurulacağız. Beta hakkında hiç bilmediğiniz bir şey şu anda gün yüzüne çıkacak. Hiç bilmediğiniz bir şey. Caps'leri açık tutun.
kayıtları açık tutun. Ben... Hazır mısınız? Hazır mısınız? Klimayı açayım ben. Kepsten çıkmasın. Yani hazır mısınız? Lütfen oturur musun? Gel ben. Ver elini bana. Elini var. Sana küçük bir sürpriz hazırladım. Sana küçük bir sürpriz hazırladım. Gel ben otur sen. İlkokul öğretmenin gelmeyecek ya. Sana bunu dünden kurguladık. İlkokul hocam. Sana dünden kurguladık bunu. Dünden. Çok uğraştık, çok çalıştık. Benim de gelme nedenim oydu bugün. Lütfen Beta'yı izleyin. İzleyin. Arkadaşlar, Shingo'nun uzun süredir yanında olmayan, uzun süredir birlikte olmadığı iki arkadaşıyla birlikte... Anladın mı? Aa, ya nasıl kız? Bu ne yerde yapılır mı? Allah! Hatlarım tıkalı. Hayır! Oha! Bari... Kara tahta getireydiniz buraya da... Çiftir ağa! Bundan sonra konserlere bir çatal bir bıçak getiriyorsunuz. Beta şarkı söylerken sürttürüyorsunuz. Bu. Yanlış anlaşılıyorum. İyi misin Berk? İyi misin? Sonra hepinizi sinir oldu. Senin de yerinde gözüm var. Gel hadi gel. Burada bir kim tanrısı var değil mi? Gel hadi gel. Tamam, hadi gel. Bir sigaralık burada dedim. Tamam orada. Ama sigarayı bıraktım. Bir şey diyeceğim sana. Ya onlar gitti mi? Gitti mi onlar? Orada. Aa ben, tamam burası iyiymiş. Ben bunu sevdim. Bu tikimi yenmeniz de vardı gelmişti. Yapsana, sürtsene bir tane. Yok abi, hayır yemek yerken bile şöyle çizit yapıyorum. Tabağa sürtüyor, sinir oluyor. Aba bana diss yapmak istiyorsanız böyle şundan beat yapın. Bu ne ya? Bu gidip bunun için yayın yaptınız değil mi? Neyse bunun için yayın yap. Bunun için yayın mı yapılır? Bu şey ya o kadar değil. Konu koymayacağız. Bitti arkadaşlar. Hadi kapatalım. Obvio. Bir tane sürter misin kendin için? Allah Allah. Cebine niye koyuyorsun oğlum ya? Mutfaktan yiyip olamayacağız. Ulan mutfakta bir yiyin var. Bunları getiririm ya. Daha dur sen alma sen alma. Tamam kenara koyalım o zaman. Ratingin. Oluyor mu? Abi bir şey diyeyim mi? Şu olay çok kötü. Bu tiki olan insanlar. Bir dakika. Tikli olan insanlar olmuyor. Narsisizm o. Ya bak niye şu olay oluyor? Bu tiki olan insan bu oluyor mu? Bu oluyor mu diye niye sormuyor? Tiki olan insanlar diye bir şey yok abi. Sen türünün tek örneğisin. Evet. Sanmıyorum. Arkadaşlar bu mesela kara tahtaya... ceza yazacaklar. Tırnakla sürtme olayı filan. Demirlerin değme olayı o yüzden tekrar bahmum çubuğuna dişinin sürtme olayı. Bu orada çok kötü. Bu abi en kötüsü buz parçası. Peki bir şey oluyor mu? Yok bu olmuyor. Aa olmuyor bunlar. Bu neymiş ya? Duvarda mı yani? Abi o duvar çok kötü bir şey. Tırnakların uzun senin. Burası? Abi o da olmuyor. Ha bir dakika ben bunun tek olmadığını biliyorum. Ve bu tiki olanlar. Kaç. Yazsınlar. Ne bileyim. Beta'dan şok açıklama. Tiki olan yazsın. Ya neden ya? Neden? Beta tikli insan istiyor. Bak. Var mı? Marjela delilir. Lan delilir. Bu. Peki bu var mı? Bu? Bu yok. Bu ne ya? Ya dur binde çıkartacağım. Ben gerekeni yap abi. Nasıl? Geliyoruz. Ne getiriyorsunuz bu sefer ne geliyor? Allah aşkına. Ben de geliyorum. Bu arada geliyorum
Oha, hepiniz tuvalete mi? Bence ikinci turda çok daha başka şeyler düşünüyorsunuz siz. İlk turdan ama hayır aldınız. Bak, varmış, varmış. Vallahi. Oha, herkes yazıyor. Herkesin varmış. Her, sizde sorun var. Sanırım sizde sorun var çünkü o seslere herkes kılıyormuş. Yazdılar, dediler, neler neler dediler. Merhaba arkadaşlar. Artık yalnız yayın yapmamızın zamanı geldi. Zaten ben de yakında yalnız yayın yapmaya geçeceğim diye düşünüyorum çünkü... Ay, görüyorsunuz ya. Şey diyeceğim. Ben şu YouTube yorumlarını çok seviyorum. Şu an Twitter'a bakamıyorum. Twitter'dan mentionlar atmışsınızdır. Onlara bakmak istiyordum. Neyse, ben şeyi diyordum. Bakayım. Ben konuşuyorum. Ya, bir saniye, Özel abi. Özel mi? Özel, özel. Çıkalım mı? Özel, çıkalım. Tamam, tamam, şey çıkalım. Tamam. Deli de albümünü yaptım. İşte şimdi yeni bir tane albüm hazırlıyorum. Bu 3 ay içerisinde çıkartacağım. Birkaç tane klip düşünüyorum. Ondan sonra Şubat ayına kadar çıkartmayı düşünüyorum. Evet, bu kadar. Tamam, bitti. Gelebilirsiniz abi. Ne oldu şu an? Ben ne kaçırdım? Abi bak, herkesin varmış bu şeyi yani. O sese vallahi herkes uyuyor. Senin şu yaptığın hareketlere üzüldüler ve yanındayız mesajını vermek için onlarda da aynı hassasiyet varmış gibi davranıyorlar ama yok. Yok. Yok, hayır. Bak, ben de sinir oluyorum. Bir tane mention okumak istiyorum. Bende de var. Bende de var. Bende de var. Mention okuyorum. Orada durur musun lütfen? Vay be. Selam Berk. Vay. Ben liseden bir arkadaşınım. Sana tek kelimeyle kendimi hatırlatabilirim. Gaye. Hatırlıyorum. Ne haber, nasılsın, nasıl gidiyor? Facebook'tan yaz bana, şey yaparız. Onu. Gaye. Bir daha gaye duruyor abi burada. Aye. Kim? Dur. Gaye de gaye. Aa, çarpıya bastım. Çarpıya bastım. Bir ses de mesela. Abi bir dakika, ben hedef miyim? Gaye de gaye. Ah ne gaye vurdu. Gale de gale. Gaye o. Oğlum ben abi, Allah Allah. Gözükmüyorsun bile falan. İyi olmuyor. Tamam, yenilenmiş. Ne yapma, tamam. Artık, tamam. Ya bence ne yapalım biliyor musun? Gel gel gel. Bir tabak getirelim, ona bir çektirelim. Yok tamam. Yapmayalım, bence yapmayalım. Yazık lan. Öyle. Tikim mi var? Böyle bir anda çıkınca bir şey. Hey Ferhan, nasıl gidiyor? Hadi tamam, oraya buğulandığı için camlarım, bakayım göremiyorum. Tamam. Bir fokus sorunumuz var. Ha, oldu, tamam. Böyle durursam daha mı yok, kameraya bakarsan? Merhaba. Ben bugün senin için geldim buraya. Hadi artık bir şeyler konuşalım, tamam, bu kadar bir hikaye. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Bu bıyıklarımı senin için bıraktım. Bıyıklarım önceden daha kısaydı. Şuralarını daha uzun bıraktım bugün. Ben iPad'i ne yaptın? iPad'i... Gel bak, tamam. Hadi geldi ya. Gel. Şuraya bak. Allah aşkına çay demlettirdiniz bana ya. Çay koydum, içer misiniz? Gel Ferhan. Gel. Berk gel. Gel, terlemeyen adamdım lan. Tişört vereyim mi? İstemez. Kim istemez? Ölüm ya. Oha. İşte. Tamam. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır ama. Her başarılı erkeğin arkasında kadının da arkasında erkeğin aşkı vardır. Nasıl? Her başarılı erkeğin arkasındaki kadının arkasında da erkeğin olan aşkı vardır. Ya erkeğin aşkı olmasa o kadın da olmaz. Olmaz. Her şey erkekle başlar. Ey lanet olsun. Kadın olmasaydı erkek olmazdı. Gel bak, tamam bir şey. Gel hadi gel. Beni zenci. Mamen. Sa. Çi mi? Sa çi.
G ne? G'si. Almanya'dan geldim, kickbox yapmak istiyorum. Ginger vardı. Ginger. Ginger. Aa, ben şey, biraz ciddi bir muhabbete geçmek istiyorum. Tabii. Tabii. Şey, işte 92 yılında. 94 yaşındayken. 3. 3. 3. Dördümden gün alacağım. Gittim işte. Vermediler. Ne bileyim, konuşuyordum. Ne diyorduk? Ha. Abi benim çok sinirim bozuldu. Ben şu an yayını terk etmek istiyorum. Yeter be! Ve o anda bir mesaj gelir. Ben yayında yokum. Ben artık o yayında olmak istemiyorum. Abi beni almayın artık. Ters tut da! Tamam Berk, üzülme daha fazla. Dur dur. Berk, yeter üzülme. Abi ya! Daha üzülme Berk, tamam. Eğitince üzülme. Bıktım artık! Vallahi yapmayız bir daha ya. Oradan da yayın var mı? Buradan da var. İzletiyorum şu anda size. Bakın. Görünmüyor. Ama komikti. Gördünüz. Abi dostluğumuza hayranım ya. Biz dostuz. Yok biz yayından yayına görüşüyoruz. Gerçekten öyle ama. Böyle dostluğumuza hayranım. Ha, tamam artık. Geldi Mehmet Can Subaşı da. Ya Ozan sağlamadı. Yalnız Mehmet Can Subaşı'nın yazdığına bakar mısınız? En altta bak. Mehmet Can senin cep telefonundan aramak istiyorum. Bana numaranı mention eder misin? Direct atsın ama. Direct. Mehmet Can. Vandayk. Deme deme. Deme. Aman deme deme. Berk, yeni çalışmalar var mı? Herkes bunu merak ediyor. Ha, evet, ben çok şarkı yazdım aslında bu zamana kadar. Evet. Ya, biraz önce konuştuk biz. Siz yokken bayağı bir konuştuk. Bayağı her şeyi döktüm. Peki şeyi biliyor mu insanlar, Şubat'taki muhabbeti? Söylemeli artık bunu. Bence bunu söylemeli. Söylemeli. Evet, buradan söylüyorum. Arkadaşlar, ben... Ne nasıl söylenir? Şöyle söylenir. Şubat'ta ben şöyle bir şey giriyor. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Bizim Berk'im aşık. Biliyor. Ne? O ne? Kimi? Bizim Veta aşıktır. Diyor yaylalar. Gaye gelsin onu alsın. Gaye gelsin. Yaylalar yaylalar. Neredesin sen Gaye? Diyor yaylalar. Bir çatal bir başın. Vururuz. Yani anlayacağınız kadarıyla ben askere gidiyorum. Hayır, Berk, asker. Şey, vatan için. Hayır, şey. Şeyden bu kanlar, yaralar bağlamaz. Acı değil bu vatan toprağında dökülen karış karış. Şeyi çok etkilemişti. Bir dakika, çok dikkatli bir, çok dikkatli bir takipçimiz var. Zecre demiş ki, Ferhan yarından öncesi yok klibinde şişme bebekte yatan abimiz mi? Aa. Helal olsun sana. Nokta atışı. O nerede biliyor musun şu anda? Bir çekmece var onun içerisinde. Bir ara şişiririz. Şişirmeden sarılabilir miyim ona? Ben de 9 klibinde o şeyi tutan, köpeği tutan adamım. Aa Mehmet Can... Ben de pardon aşkımda o yatakta. Bir saniye, yani. Mehmet Can Subaşı hayırdır kardeş diye bana mesaj attı. Sen kime kardeş diyorsun lan? Bir dakika. He? Bir Mehmet! Dakika. Sus lan. Numarası nerede var? Mehmet! Sen onun numaranı mı attın peki? Çıplak fotoğrafı var Mehmet Can'ın. He, numara değil. Mehmet Can! Neyse soyadını söylediğim için üstüne gelmek istemiyorum. Halil Fezai demiş ki, Beta'nın oyunu merak ediyorum, söyler mi acaba? 1.58 ve 1.7 bekala var. Ayşenur demiş ki, abi benim yorumum da okuyor, buradan Antep'e selamlar. İlk defa yorum yazan birinin bir şehre selam yolladığını da görmüş oldum böyle. Şey var... Bir gün... Ha, ne diyordum? 92. 92. Yani. 95. Yok bir şey yok, ben anlatmayacağım. Ben de anlatmayacağım çünkü anlattıklarım hakkında delil olarak kullanıldığını düşünüyorum. Sen ne çok şey düşünüyorsun ya. Değil mi? Sen biraz paranoyak mısın? Sen evet. Hastasın. Evet. Hani bipolar bozukluğum var, manik depresif var. İşte ne bileyim. Polar? Bipolar aldım sorma.
Paranoya ağam. Bunun ne demek oğlum? Ben paranoya bipolar ne? Bipolar ne? Bipolar bozukluğum var sorma. Ne, bizi tanımlamak için herkes anlayacak. Manik depresif gibi bir şey. Ne farkı var? Ne farkı? Hiç bir anlayamıyorum. Araştırsınlar bulsun. Ya bir iyi oluyorsun, bir kötü oluyorsun. Böyle yayıklar yaşıyorsun. Aslında yok. Yok. Şizofren misin? Bilmiyorum. Hiç hayal gördüğünü mesela şimdi ne beklerim? 5 dakika sonra hayır derim. Duş alırken popona bakıyor musun aynada? Ayna var. Bakıyor musun? Bakıyorum. İşte hata mı? Bipolar. Öyle, he, o öyle. O zaman sana bipolar lazım bakmaman için. Poları örtersin. Ama polar içimi kapatmaz ki. Battaniye kapatır ama. Polar battaniye kapatıyor. Polar battaniye kapatıyor kıçı ama. Tamam işte. Banyoda niye ayna var? Yani bak, duş aldığın yerde ayna mı? Mantıklı. Evet. Doktor tavsiyesiyle mi ayna taktın banyoya? Evet. Reçeteli. Kırmızı reçeteli ayna. Eczaneden mi aldın aynayı? Evet. Ne kadar ha? Nöbetçi... Şimdi para konuşmuyoruz. İçinden kaç tane çıkıyor? Nöbetçi camcı var mıdır? Kaç ayna çıkıyor? Ya 8 ayna şeyi. 8 ayda mı kullanıyorsun 8 ayna? 8 ayna. Nöbetçi sekiz camcı ayna var mıdır? Ben ayrı bir soru sormak istiyorum. Ben olayı tamamen değiştirmek, bambaşka bir konuya geçmek istiyorum. Çok merak ettiğim bir soru var. İsterseniz bu konuya tekrar dönebilirsin. Ama haberlerde genelde insanlar sunuyorken genelde %90 böyle, hatta %100 böyle. İşte Taksim'de bombalı saldırı oldu diyorlar. Neden? Bombalı demiyorlar. Evet, neden? Bombalı. Hayır, evet. Hayır, Taksim'de bombalı saldırı oldu demiyor. Taksim'de bombalı saldırı oldu. Boma koyuyor. Hani boma. Normalde de genelde sona konulur vurgu. Boma koyan sona konulur. Bombalı saldırı. Ve bu şey yani bir spiker melodisi gibi bir şey. Evet. Evet, tonlamaları yanlış verdi. Ve yanlış. Yanlış. Çok güzel. Ama bombada yapıyorlar bunu. Bombalı. Evet. Bombalı saldırı. Çok doğru. Evet, İstanbul'da diyorlar bazen. Yapıyorlar, hepsini yapıyorlar. Bütün vurduğu... İkinci kelime de yapıyorlar. İkinci kelime de vurguyu ilk heceye koyuyorlar. Bombada özel bir şey var ama. Evet, bombalı saldırı. İstanbul'da bombalı saldırı. Bir de saldırı. Hep sonları. Peki, yani... Acaba efekt vermeye mi çalışıyorlar? Bom. Acaba cümlenin tek düze akışını mı birazcık hani... İlgi uyandırsın diye. Bombalı saldırı dese daha iyi. Sonuna koyması yani. Gerekiyor. Zaten daha etkili. Bombalı çıkan sesi temsil ettiğini mi düşünüyor acaba? Bombalı sona kalır. Bombalı saldırı. Evet. Allah rahmet eylesin. Mehmet Ali Birand'ın hiç öyle dertleri yoktu. Saatleri çok güzel bir adamın. Konuşmadı zaten. O adamın saatleri çok güzel değil miydi? Ya ben Reha Muhtar'ı özledim abi. Ya ben de en çok Reha Muhtar'ı özledim. Keçi neler hissettiği programını hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, keçi neler hissettiği. Ölüyü bulduğunuzda nabzı atıyor muydu? Çok garip ya. Çok sansasyonel aslında. Bilmem. Ben böyle şeyin bilerek yapıldığını düşünüyorum. Ben Ali Kırcı olayının da bilerek olduğunu düşünüyorum. Tokatlama mıydı? Evet abi. O bilerek olamaz abi. Ama nasıl bilerek olamaz? Bilerek olmayacak kadar pornografik. İnsan bilerek birini tokatlar mı hiç? Bilerek olamayacak kadar pornografik yani. Evet. Kadar yani. Hem bir süre uzak kaldı o olaydan sonra. Hani kendine çelme takmaz bence. Bence de yani. Niye bilerek? Niye böyle düşündün? Neden? Ya o kadar bu konuda parana yaklaştım ki artık. Herkes her şeyi... Sen de parana yaklaştın, döndük bu konuya, sen de parana yaklaştın. Ya bize çok şey var yani. Aynen. Çevremde de bir insan neleri neler için yapıyorlar yani. Yani kendilerini rezil ediyorlar. Bir de Ali Kırcan'ın kendi adına bir PR çalışmasına ihtiyacı yok birincisi. PR çalışması için olsa da bunu porno kasetle yapmaz. Hayır, bu Ali Kırcan'a yönelik bir şey değil yani. Artık onun hakkında bile böyle düşünüyorum. Bununla ilgili bir şey benim elimden. O senin uçuklarını temsil eden bir cümle yani, öyle mi? Yani uçukluk denmez de artık. Şartlanmış paranın artık da diyebilirim. Niye? Çünkü herkes böyle yapıyor artık. Herkes bir şey yapıyor, herkes bir sansasyon peşinde. Ama ya bu kadar ağır pornografik sansasyon... Hayır bak, o öyle yaptı demiyorum. Artık bunu bile düşünecek hale getirildik anlamında söylüyorum. Ya şimdi bir durum olduğunda neyin diğer için yapıldığını, neyin gerçekten öyle olduğunu anlayabiliyoruz ya. Yaklaşık 10 dakikadır şey yorumları gelmiyordu. YouTube yorumları yenilemiyordu. En son Mehmet Can Subaşı'da geldi. Kaldı sürekli Mehmet Can'ı görüyorum. Oh be. Ne oldu, ne yaptın? Oh ne ya. Sayfayı mı yeniledin? Bir şey yapmadım, anlamadım. Bir şey yapmadım. Düzeldi. Niye bu kadar hızlı atıyor orası? Çok yazıyorlar. Hiç gelmiyordu. Çok yazıyorlar. Bir anda mı şey oldu acaba? Allah Allah. İzleyici sayısı 300'e düşünce senden kaçını açacak. Ferhan, motosiklet işleri nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. İstanbul'da motor kullanmak hakkında biraz konuşmak ister misin? Evet.
Gerçi her yayın bunu konuşuyoruz da bir şey değişmiyor ki. Birçok yayında konuşuyoruz. Yok, motor değil misin sen? Ben hani taksicileri anlattım, minibüsçileri anlattım. Tabii canım çok iyi hatırlıyorum. Ben özellikle şeyde rastladım. Yani her zaman otobüs şoförleri, taksi şoförleri, minibüs şoförleri, motorculara kötü davranır da. Evet. Göztepe minibüs caddesi. Karşıda. Karşıda. Evet. Minibüs caddesi boyunca tüm minibüsler motorlu bir insan gördüğünün üstüne kasten kırıyor. Kırıyor. Ya bu kadar kastenli İstanbul'un hiçbir yerinde görmedim minibüs caddesi. Adam... Bir gittim, dönüyorum, herif üstüme kırıyor. Bir kilometre gidiyorum, başka bir minibüsçü üstüme kırıyor. Ya bu kadar denk gelmiş olmaz, kasten yapıyorlar. Olabilir tabii ki. Bugün ben trafikteyken bir tane araba arkadan çarptı. Motora. Yok, arabaya. Bu arada bana dün çarptılar motorda. Motorda değilmiş. Nasıl? Arabayı da. Araba çarptı bana. Hızlı? Bir şey oldu. Hızlı çarpmadı. Trafik kilitlenmişti, duruyordum. Tamam. Herifin biri tersten girmiş, ben de onun önüne geçtim. Sonra tersten girdiği için geri geri gelmeye başlamış, ben farkında değilim. Geri geri vurdu motora. Bir şey oldu. Yo, ben hemen o anlık reflekse ayağa kalkıp motoru tuttum. Adama dedim, ne yapıyorsun ya? Dedim, aynan yok mu senin? Dedim. Dedi ki, iyi ki de doğrudan vurdum dedi. Önden falan vursam dedi, daha kötü olur dedi. Evet dedim, iyi ki oradan vurdum da ölmedim bari dedi. Evet. Burasında adam yani, iyi ki oradan vurdum da. Ben artık şey yapmıyorum ya, ben o kadar çok karşılaşıyorum ki gün boyu. Hani... Artık şey oldun değil mi yani, reaksiyon mu istemiyorsun? Hiç küfür. Ben de öyle oldum. Önceden çok küfür ediyordum. Ben de öyle, falan, böyle evet. Artık çok sıradanlaştı yani. Tabii. Her önünden, yanından geçtiğin araba, senin önüne geçen araba... Her gördüğünde potansiyel sana bir şey yapacak gözüyle bakıyorsun ve bunu artık normal karşılamaya başlıyorsun. Evet. Bu kötü tabii. Bugün trafikteyken bir tane kadın bana kızdı. Trafik var ve hani normalde trafik olmasa da ben bunu yapıyorum. Seyyar pilavcı gördüm, kaçırmıyorum. Seyyar pilav almıştım, ayran var. Hani ayağımda da şey tutuyorum, direksiyon tutuyorum şöyle. Pilav yiyorum filan ama direksiyon tutmama da gerekiyor. Gitmiyoruz zaten. Hani gitsek de 3 ile gidiyoruz, 5 ile gidiyoruz. Ve yanımda da köpek var bir yandan. Sonra kadın yanıma geçti. Yanıma arabada geçmeye mı? Çalıştı. Arabada. Böyle ne yapıyorsun sen filan yaptı. Sonra hani şey trafikteyiz ama sonra ben geçtim gittim. Hani o geride kaldı. Niye ne yapıyorsun dedi, anlamadım. Pilav sonra verir misin diyecek. Evet ya, keşke pilav... Sonra geçtikten sonra dedim ya, ben niye bir şey söylemedim. Ben güldüm geçtim. Ben de genelde öyle yapıyorum. Pişman oluyorum. Evet, yani bir şey yapmadığın için. Şey bir çare evet. Değil ki. Ben böyle bayağı bir küfür ediyorum. Çok çirkinleşiyorum. Hani korkuyor gidiyor zaten. Şeyi düşünemiyorlar işte. O arabada ben motordayım. Hani senin kafanda bir kask var. Kafadan darbe alamazsın ama kafayla darbe vurdun mu can alırsın. Onun haricinde şeyi düşünemiyorlar işte. Hani motordaysan, küçük bir taşıttaysan seni küçük görüyorlar. Evet, öyle. Evet, evet. Gerçekten seni küçük görüyorlar. Duran adam ya, duran adam. Ya bir şey söyleyeyim mi? Kervenin sansürü olmasa çok ciddiyim, çok ağır küfür ederdim yani. Hiç. Neye kızdın söyle. Değil mi? Yok abi, yani neyse tamam. Küfür mü ediyor? Ben zaten ben reddettim doğru düzgün. Hiç. Olur mu işte hani? Beni de kimse dinlemiyor zaten. Lan boş ver. Ya bir şey söyleyeceğim, boş ver. Neye kızmış? Ne işte reddettim. Ya hayır abi. Yani şu YouTube'un yan taraftaki yorumlarına bakıyorum da yani. Bak. Ya yeni dizi projeleri var mı? İşte onları hayır şey söyleyeceğim. İstisnalar Deniz bana bakmaz. Deniz bana bak. Abi neden abi, bu kadar bana diyorsun? Değil ya. Bana olan bir şey değil bu. Hani Deniz sana değil ya. Tamam, neden her şeyi bu kadar ciddiye almıyorsun? Almayın abi. Biz hiç böyle değildik abi. Biz hiçbir şey ciddiye almayan adamlarız. Niye böyle yapıyorsunuz siz? Ne oldu size? Yok, bazen oluyor bana. Ne bazen oluyor lan? Bunun bazeni mi var? Bir insan hep ciddiye almaz. Olmasın biz. Biz ne zaman böyle ciddiye aldık bu kadar bir yok, ben artık insanları sevmediğime karar verdim. Serber'in 25 yıldır yaptığı şeye yine karar verdin değil mi? Yani ne yapayım ben de yani, şimdi oldu mu? Gerçekten. Yani biz her zaman dalga geçeriz bize laf söyleyen insanlarla. Yani hiçbir zaman sinirlenmeyiz, hiçbir zaman ciddiye almayız. Humanist değil misin? Ali Serber değil. Hiç mi? Ya kaç yaşındasın? İnsan sevmez bu. Hayır. Bak onu yaparsan kaybedersin işte. Evet abi. Ben yanında söylüyorum. Adam bana şey aldı. Bana bak, neydi o? Geldi lan tipi dedi, Mehmetcan bilmem ne. Neler gözüyor şu an? O değil bak, onlar değil. Ben onun hesabını yapacağım, onu kendi eliyle bana yer yazdın, şu anda bir görsen. Lan hayırdır lan?
Oğlum onları geç, onlardan bahsetmiyorum ben. Onlar ne yazarsa yazsın. Yazıyor orada, bir tanesi yazmış. Berk abi o yandaki direkt ne işe yarıyor? Bir cevaplasana demiş. Yok abi yani anladın mı? Ne diyeceğim ki zaten? Hayır, onu... Ne yapacaksın abi, çıkışa gel dövüşelim mi diyeceksin? Evet, hayır öyle bir şey demeyeceğim canım. Bunlardan ne zaman arınırsak, o zaman güzel olacak işte. Ya yok ben... Ortamda oha sana sigara şey falan içtiriyor şu anda ve tribe soktu seni o. Abi şimdi bakın çok eski olan dinleyiciler varsa aranızda hatırla. 2005 yılında adıma inanılmaz bir karalama kampanyası başlatıldı. Kim tarafından ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Belki. Örneğin bir albüm yayınladığında. Seni mi arıyorum? Beni arıyorsun. Gelsene kavga var. Anlatayım ya. Açsana. Oha Allah Allah. Anlatma. Onu gördün abi. Anlatma. Evet. 2005 yılındaki karalama kampanyası. Ondan sonra mesela bir albüm yayınlardı. O zaman yorumlar forumdan yapıldı. Böyle YouTube'da yorum yapmak falan yoktu ya da sözlük olayı yoktu. 10 sayfanın 9 sayfası bana küfür edildi. Ve çok ciddiye alırdım bunu yani. Hani bu işi artık bırakayım da bu strese girmeyeyim'e kadar gelmiştim. Ne zaman bunu ciddiye almamayı ve... Evet, bunun tam olarak adı ciddiye almamaktır yani. Çünkü desteksiz sallıyorlar. Desteksiz sallayan adamı niye ciddi alıyorsun? Ben ne zaman ciddiye almamaya başladım o zaman çok daha kafam rahatladı. Ben de rahat yaşamaya başladım. Sen çok haklısın, sana bir şey demiyorum zaten. Belki psikolojik durumum şu anda kaldırmıyor olabilir. Yani çok yorgun. Sen ne gördün şey... orada, ben bunu merak ediyorum. Küfürsüz bir şekilde anlatır mısın? Küfürsüz bir şekilde. Yok, küfür zaten orada gördüğüm bir şeyi tekrarlamak değildi zaten. Nedir? Yani hani bu memleketinde diye başlayacaktım. Tamam. Yani şu şey çok enteresan geliyor bana. Yani birini hani bazen şey yapıyorlar. Hani biz de onu zamanında yapıyorduk mesela. Büyümüş. Hani büyümüş yüzükler. Bir dakika, bir her şeyi geyiğe vurmayalım. Merak etme. Hani mesela biri bir yorum yaptığında ulan hiç yani sanki önünde şarkı yaptığında bunu böyle yorumluyorsun falan filan. Ama birinin bir şey eleştirmesi için illa o işi yapmasına gerek yok. Tamam. Hani burada en fikirli ama evet. Bazen eleştirmek adı altında çok fazla hani onur kırıcı, artık hani böyle iğrençleşilecek, ya yani iğrençleşilen şeyler söylenmeye başlanıyor. Tamam. Yani hani sonrasında da şunu düşünüyorum, işte bugün işte sanat yapmaya çalışıyoruz tırnak içinde. Bir şey yapmaya, yani bir şey de değiştirebileceğimize inanıyor muyuz? Yani inanmaya çalışıyoruz. Değiştirebilecek insanlara ilham kaynağı olabileceğimize inanıyoruz. Evet, o doğru diyorsun. Evet. Tupac'ın dediği gibi. Ona hani göre bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hani ulan diyoruz, bu ülkede bir şeyler değişecek. Hani bir şeyler olacak falan filan demeye çalışıyoruz. Ama ben sokakta da hani bu sırf burada hani adımıza olan şeylerden bahsetmiyorum. Hani bu bana yapılan bir şey sinirlenmiş değilim şu anda ya da sana ya da sen. Yani öyle bir şey değil benim. İnsanlar artık öyle... Jargondan mı rahatsızsın? Jargondan da rahatsızım. Bu Twitter çıktığından beri ne kadar çok insan tipinin olduğunu aslında gördük. Hani bugüne kadar İstanbul ya da çevremizi biliyorduk. Hani onu da bilmiyormuşuz zaten. Ne kadar garip insanlar varmış. Yani ne kadar sığ düşünen. Evet. Hani biz de bir şeyleri değiştirebileceğimizi falan düşünüyoruz. Yani dünya şeye, minare bilmem neye şekilleniyor herkes. Dediğim gibi olmasaydı durum zaten bir şeyleri çoktan değiştirmiştik. Hayır. Bir şeyleri değiştirmenin zorluğu zaten bu. Bir pırıltı bak. Pırıltı çok önemli bir şey, tamam mı? Vardır yani. Hani kötü bir durumdadır ya da hani bize göre kötü bir durumdadır. Kötüdür zaten yani. Yoktur bir şey. Ama bir şey vardır yani, bir ışık vardır yani, onun üstüne gitmeye çalışırsın karşında oturduğun insana. Tamam. Artık bu ışık yok. Var, birçok insan. Birçok insan da yok, az insan da var. Tamam, az da olsa var sonuçta yani. Sen bunu görünce çok üzülüyorum yani, beni aslında kolaya yatıyor birçok insan. Yani aslında bugün bir şeylerle mücadele etmek çok daha zoruyken, hiçbir şeyle mücadele etmeyelim. Her şey olsun yani. Allah'a şükür zihniyetini bununla birlikte birleştirince çok kötü bir yöne doğru gidiyoruz. Yani üzülüyorum sadece yani gerçekten. Hani belki fazla takıyorum dediğiniz gibi ama evet. Çok üzülüyorum yani. Durumu gördükçe çok fazla üzülüyorum. Boşa mı çabalıyoruz, boşa mı çabalıyorlar, boşa mı çabaladılar bizden öncekiler? Ya şuradaki ayrım var ya, sanat sanat için mi, sanat halk için mi, sanat sanat için mi yaptığın şey. Hayır, bu Deniz'in kastettiği şey belli bir frekanstayız hepimiz. Yani hepimizin belirli frekansları birbiriyle uyuştuğu için zaten bir araya gelebiliyoruz. Deniz'in şeyi neden bu kadar azız? Neden o belli frekans, uyuştuğumuz belli frekanslar toplumun büyük kesiminde neden yok? Ya da şöyle bir şey, cahillik neden bu kadar çekici geliyor? Bunu anlamıyorum mesela. Hani buna sırf gezi olayı ya da zırt olayı demeye gerek yok. Bir test sunuyorsun,
Mesela sen bir tez sunuyorsun, antitez sana bir şey sunmuyor. Yok, ben ona karşıyım. Niye karşısın? Çünkü insanlar ölmekten çok yermeyi daha çok seviyorlar. İnsanlar karalamayı seviyorlar, insanlar popoldamayı evet. sevmiyorlar. Popoldayacağı insanları da hani çıkar için popolduyorlar. Pis bir düzen. Ama bu insanın doğası zaten. İnsan denen canlı böyle. Hayır değil. Böyle. Hayır böyle değil. İnsan, böyle şey değil mi? Bu ülkede hayır, çok fazla. Yaratılışı itibariyle fesat bir canlıdır. Yaratılışı itibariyle egolarıyla hareket eden evet. ve bencil. Evet, insan bencildir. Bencil bir var. Bu insanın yaratılışı. Bunu kırabilmek insan ama, elinde evet. Ama hayır, tamam yaratılış bu. Bir yere kadar kırabiliriz. Medeniyet içerisindeyiz. Bu medeniyet içerisinde... Medeniyet de egolarla kurulur. Evet. Hatta tamamen... bir hani şeylerle, sınıf sınıf hatta yani. Ama... Bilmiyorum yani neyse. Öyle. Yani çok da ciddileştirmek istemezdim ama hani yok, çok şey oluyorum yani hakikaten. O zaman ben üzülüyorum. Şey diyorum ki üzüntü hayır, yani. Bu doğru bir konu, güzel bir konu ama bunu sadece çok önceden fark etmemiş olman garip. Aslında şöyle bir şey yaptım. Fark etmemiş olmayı tercih ettim. Ha, görmezler. Görmezler yani birazcık daha... Şimdi orayı okuyunca mı değil? Orayı okuyunca değil yani. Bu son zamanlarda yaşadığım bir yıl gördüğüm şeyin üstüne de bunlar hani denk gelince oldu. Yani İşte mesela burada insanlarla ilgili, bilmem neyle ilgili bir şey konuşuyorsun, oradan akapella atıyor. Yani ne bak, kadar sığsınız yani. Ya felsefeyi bırakın da AMK'ye başka şeyler tartışın. Tamam şimdi abi, çık izleme durma yani. Onu diyorum işte. Bunu deme abi. Hayır bir de izliyor, o zaman izlemeyeceksin. İşte sorun burada ya, izliyor abi adam. İyi de adam zaten adam sana izliyor, anladın muhalif ya. Olmak için izliyor. Evet yani. Zaten şunu bekliyor adam. Ulan ciddi bir şey konuşsunlar da ben de akapella atmalarını söyleyeyim demek için izliyorum. Evet. Ben onun neyi beklediğini çok iyi biliyorum. Ve biz şu anda onu memnun ediyoruz. Evet onu istiyor. Bu kadar. Alan memnun. Bak adam bir dakika. Adam belli bölümlüğe başlıyor. Şunu tüm olayı özetleyeceğim. Bak Mehmet Cansubaşı canım kardeşim benim özür diledi. Bak işte olay bitti. Öpüştük barıştık bitti işte. Hani özür dilerim. Mehmet Cansubaşı şu an bizim önümüzde umut ışığı. Aynen işte tam bu olay. Hani ben mesela abi çok şöyle olay oldu. Sen bok gibi rap yapıyorsun, şerefsizsin, böylesin diye mesaj atıyor. Ben de hani cevap olarak hani niye böyle söyledim veya şöyle böyle bir şey yazdığım zamanlar oldu kafamın attı. Sonra abi cevap vereceğini hiç düşünmüyordum filan falan diye hani bir anda değişiyor. Hani yanlış. İlk giriş yanlış. İlk giriş yanlış. Hani niye ilgi çekmek için mi bu? Hani sen kötüsün diyorsun. Bilmem. Bilmiyorum. Oğlum, samimi olduğu için mi? Benim sansar sananlar falan var. Çok enteresan her şey burada. Şimdi bak Berk şöyle bir şey var. Biri seni sosyal medyadan sana ulaşıp tebrik ettiğinde ona cevap yazma ihtimalin, biri sana küfür ettiğinde ona cevap aynen. yazma ihtimalinden düşüktür. Evet. İnsanlar da bunu fark etti ki evet. sana övgüdense yergi yazmayı tercih ediyorlar evet. ki iletişime geçebilme çabası bu. Bu kadar mühim bir şey değil arkadaşlar. Bizimle iletişime geçmişsiniz, geçmemişsiniz. Biz zaten dışarıda dolanan insanlarız. Bizi İstanbul'un çeşitli yerlerinde görebilirsiniz. Bizi gördüğünüzde düzgün bir şekilde bize yaklaşıp bizle konuştuğunuzda biz de aynı seviyede size yaklaşıp sizle konuşuyoruz. Yani bu iletişim internetten zaten iyi ya da kötü bizimle gireceğiniz iletişim ya da tanımadığınız X bir insanda, bu sanatçılıktan falan bahsetmiyorum. X bir insanda gireceğiniz iletişim zaten internetten sağlıklı değil. İletişim yüz yüze yapılan bir şeydir. Bizi sokakta gördüğünüzde eleştiriniz varsa eleştirin, tartışalım belli bir çerçevede. Ya da konuşmak istediğiniz bir şey varsa konuşalım, fotoğraf çektirmek istiyorsanız fotoğraf çektirelim. Buna biz hiçbir zaman sert bir şekilde yaklaşmadık. Her zaman zaten bu bizi memnun eden bir şey. En rahatsız olduğunu söylemeye çalışan adamı bile bu memnun eder. Sevildiğini görmek, fotoğraf çekilmesi birinin vesaire. Ama ben bıktım bu işlerden falan diyen adamı dahi bu memnun eder. O yüzden düzgün iletişim kurmaya çalışın. Peki şuna evet. ne diyorsun? Bak, çok haklısın da neler dönüyor orada. Bak, bir buçuk ay önce yaşadığım şey. Çok yaşayıcı adamlar da var abi. Yani şunu ne olur anlatayım. Taksim'deyim abi. İstiklal Caddesi'ne ilerliyorum tamam mı? Bir de yani yanımda da böyle sevdiğim bir iki okuldan arkadaşım falan var. Abi bak senin bu bandanayı düşün. Onun kırmızı böyle. Şey, kaptavol pantolon, böyle bir bandanayı takmış, 16-17 yaşında falan böyle. Aynen öyle bir şey. 3-4 taneler bir de. Tam demir örenin önünde bağırdı. Deniz Gürzüm'e! Döndüm baktım böyle.
Ya Serdar çok abi. Şununa kodumun çocuğu yani. Sen ya hakikaten kimsin ya? Oğlum hani, ne yaptın? Hayır. Ne yaptın ya? Yani orada bir şey yap. Kifayetsiz kalıyorsun orada. Bir şey yapamıyorsun. Burada da kal işte. Böyle, burada da küfür etme. Kifayetsiz kalma durumu şöyle. Kal gelmesin de. Evet öyle bir şey. Yani orada ne yapacağını bilemiyorsun yani. Orada... Ben bir şey diyeyim mi yani istersen 10 kişi olsunlar. Bir kişi, abi bu ne? Ben bir kişiyi yaralasam yani yeter diye bakardım. Hayır ben sana ne yaptım yani hani. Ben özgürsün lan. Çok iyiymiş yalnız ya. Oha ya. Allah'ım ya. Ben! Serron! Biziz diye 398 kişi. Sonra hayır bana bir şey deme. Bana bir şey demeyince. Hani hakikaten ya, şeyin haline geliyor. Sinirim bozuldu. Hayır şu. Hayır yarın bir gün bak buna laf etmeyeydi. Bunun böyle ağzını dağıtacaksın YouTube'a videosunu koyacaksın ki. Bir şey söyleyeceğim. Bir seni yolmuş gibi oldu. Yapamıyorsun çünkü iyi örnek olmak zorunda. Yolda kim görürse böyle yapıyorsun. Yarın bir tane kaçıksa. Beta! Ne yaparsın lan? Ne yaparsın ya? Yok ben de yaparım herhalde. Bir daha dans ederiz. Abi yani. Bundan sonra bence seni her gören... Bir şey var Deniz. Bundan sonra seni her gören dinliyorsun. Bir de şimdi şey dedim ya ağzını burada atıp YouTube'a koymak lazım. Deniz Gürzum var. Bir de o çıkacak. Önce böyle yaptık sonra ağzını burnunu attık YouTube'a koyduk. YouTube'a. Sonra faca dönüyoruz. Ay. Neyse. Yanağım var. Geçti mi? Biraz rahatladın mı? Biraz rahatladın mı? Oldu ya. Öyle harika çok iyiymiş ya. Harika lan. Dürüz gürüzü var. Ben anlamadım bile onu. Ne demek dedim o? Abi hani bana biri yolda yapsa Ferhan Taştekül. Kardeşim. Ferhan mı? Ne bitiyor ama? Bir kızıl değil mesela. Evet. Abi hareket çok iyiymiş. Harbiden. Gerçekten denize... Allah Allah yavaşırsın. Hayır, yapma yapma. Allah'ım ya. Olmayacak, olmayacak. Bugün... Bence kapatalım artık. YouTube'e. Ne diyordun? Ne? Tamam şunu da... okuyayım artık. Sanat beta içindir, beta halk içindir. Eyvallah kaça! Eyvallah halkın adına konuşuyor. Şey, çok bağırdığımız için sanırım cızırt oluyor yayında. Alo. Buyurun. Kim öyledin? Benim. Böyledir bir adam. Benim. Nerede olmamı isterdin? Ha? Rap aşırı, Twitter'a baksanız diyorum hani demiş. Yayına... Ben çok güzel şeyler yakalıyorum. Bugün numaramızı vermeden biri yayına bağlandı. Pekala. Merhabalar. Yakın tutalım mı mikrofonu? Merhabalar. Numaramı nereden buldun? Bu numaramı biz hiçbir zaman vermedik ki daha önceki yayında. Yalan söylüyorsun ama şu anda bize. Şu anda doğru söylemezsen eğer telefonu yüzüne kapatmak zorunda kalacağım. Evet yayında verdik. Evet şu an yayındasınız. Nereden katılıyorsun? İstanbul'un neresinden? Bahçeli'nin neresinden? Bahçesinden. Kuşlu Camii'nin arkasından. İsminizi alabilir miyiz sayın dinleyici? Sen kim? Mertcan. Merhaba Mertcan, nasılsın? Benim olayım buymuş. Kendimi tamam abi, böyle şey mi olacak? Radyocu olacak. Mertcan, böyle mi olacak? Nasıl olmasını isterdin peki şu bir anda? Bir şey demek için mi aradı acaba Mertcan arkadaşım? Onu diyorum ki nasıl olmasını isterdin Mertcan? Mertcan şu anda bir şeyler söylemek için aradın değil mi? Ya ben aslında aynen. Anladım. Yayına bağlanıp ne yapmayı düşünüyordun bağlanmadan önce? Evet, bağlayıp tek atmamak
Mertcan, şu ben mi artık hani ismin ne ben mi? Yayın mı ben mi? Sen, Mertcan, şu anda sen ve ben varız. Tamam, ne demek istiyorsan alırım. Ne demek istiyorsan şu anda alabilir miyiz Mertcan? Çok teşekkür ediyoruz. Kardeşim benim, çok iyiyiz. Sen nasılsın? İyi akşamlar diliyorum. Oh ne güzel, o zaman öpüyoruz seni. Tanırmış. Mertcan Polat. Polat. Mertcan Polat. Polat mı? Ben Polat mı? Gezdirecektin. Sen, hani sen gezdirecektin mi? Mertcan'ı? Mertcan. Hani gezdirecektin? Sen, Polat sen misin? Arkadaşlar Beta bu kardeşimize. Bir dakika Mertcan. Bir dakika Mertcan. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar Beta bu kardeşimize İzmir'e gelip seni gezdireceğim. Ankara'ya gelip seni gezdireceğim. Seni Luna Park'a götüreceğim. Çok güzel bir gün yaşatacağım gibi sözler verip Ankara'ya gittiğinde bunu tutmadı Beta. Şimdi Mertcan Polat arkadaşımıza soruyoruz. Ankara'ya konsere gittiğimiz zaman onunla beraber ne kadar vakit geçirmişiz, dışarıda nerelere gitmişiz anlatsın. Anlatıyorum. Gittiğimizde tekel sadece sigara almak için gittiğimizde. Tekel büfesi. Kamerayı sokmak zorunda. Tekel büfesi. Ses duyulmuyor diye. Başka bir şeyle gitmedik. Akşamı anladı oğlum. Akşamın kızları mızları. Anlatsana lan. Yani gördüğünüz gibi ben sözümü tuttum. Yani bu Beta böyle bir insan. Ben bir söz verdim ve sözümü tuttum. Ben ne? Takipçilerine söz veriyorum. Kulübüne götüreceğim mi dedim seni Mertcan. Ben orada zaman geçireceğiz, konuşacağız, görüşeceğiz dedik. Zaten görüştük. Ben zaten bak ismini de atıyorum. Ben seni hiç unutmadım. Ben seni hiç unutamayacağım Mertcan. Aynen ben zaten bir şey demiyordum yani. Aynen ama sen gönül koyuyorsun. Ne koydun Mertcan bak bana. Sesini yükseltmeden konuş benim. Mertcan gülme. Tamam. Tamam abinim ama. Şu anda ne yaptığını farkında mısın sen? Kendine gelebilir misin şu anda? Ne demek lan evet geldim. Her şeyi niye onaylıyorsun sen? Ney lan tamam olan ne? Tamam olan ne şu anda? Mertcan. Mertcan ses verme. Susma Mertcan. Kapatacağım. Tamam evet ne? Bak bana bak Mertcan. O bahçeli evlere gelirim. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Evet ne Mertcan her şeyi onaylama. Peki bir daha bir şeyi onaylarsan. Tamam abi bir daha onaylarsan. Mertcan şu anda çok sinirliyim. Ne yapıyorsun şu an? Bizi dinliyorsun. Kim o? Arkada konuşan kim Mertcan? Mertcan bilgisayarın sesini kıs. Gülme Mertcan. Gülme ciddi ol 2 dakika. Mertcan kaç yaşındasın sen? 17'sin. Daha 18'lere girmedin değil mi sen? Niye girmedin? Ne kaldı? 2 ay kaldı. 2 ay kaldı mı? Mertcan. Ben güvenceye girsene bir yandan. Ne? Evet neyim Mertcan? Görebiliyor musun beni şu anda? Evet. Şu anda ne kadar sinirli olduğumu görebiliyor musun? Göremiyorum ama. Nasıl göremiyorsun? Hissedebiliyorum ne demek Mertcan? Yerine gidiyorum şimdi gideceğim. Mertcan. Mertcan bıktım senin evetlerinden. Daha 17 yaşındasın Mertcan. Sen benim bu hayatta neler yaptığımı biliyor musun? Benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun? Ne biliyorsun lan? Ne biliyorsun? Anlat bana beni anlat Mertcan. Sigara verin bana. Mertcan gülme. Ne biliyorsun Mertcan benim hakkımda? Gözlerine bak Ferhan abi konuşurken. Ne var? Başka? Dur bir saniye. Ne? Vespa var başka ne? Müzik. Bir Vespa var bir müzik var. Başka ne var? Başka. 27 yıla müzik ve Vespa'yı mı sığdırdın? Bu mu senin aldın Mertcan? Koskoca 27 yıldan beri beni bir Vespa'mla mı tanıyorsun sen? Gitmeyin lan gelin buraya. Ben buradayım. Kardeşim ben buradayım rahat ol. Mertcan. Bir Vespa mı? Bütün olayımız Vespa mı? Mertcan, benim ne hayat yaşadığımı hiçbir zaman bilemeyeceksin.
güzel bir hayatım görünebilir oradan sana da. Güzel bir hayatımın olduğu. Hiç güzel bir hayatım yok benim Mertcan. Şu anda göz... Neyin var senin Mertcan? Neyin var krepten gayrı Mertcan? Benim bir Vespa'm, bir müziğim var. Senin neyin var Mertcan? Mertcan, Vespa'nın olmasını istiyor musun? Gerçekten mi? Ne kadar çok istiyorsun Mertcan? Hala Mertcan ben... Çok istiyorsun. Ya ben başka bir kafamda çok konular vardı. Tamam hadi kapatalım o zaman Mertcan. Mertcan çok teşekkür ederim. Mertcan yayından sonra seni arayacağım. Konuşacağız kardeşim. Kardeşimsin sen benim. Kızmadın bana değil mi? Gönül koymadın değil mi? Yok abi. Seni ben gezdirmeyeceğim hiçbir zaman. Söz ver. Söz ver. Söz ver. Öpüyorum seni Mertcan. Teşekkür ederim aradığın için. Hadi görüşürüz. Şey? Ne lan şey ne? Ne şey ne? bundan 7 yıl önce sen ben ne yapıyordun bugün? Bundan 7 yıl önce aynen bugün. 7 yıl önce sen bugün ne yapıyorsun? Bir dakika hangi yıldayız? 2013. Eksi 7 ne eder? Yuh. 2006. 2006 mı? 2006. Benim matematiğim kötü. Bombalı. Bir şey mi hatırlıyorum? Taksim meydanındaydın. Aynen. Nereden hatırlıyorsun onu? Ben hatırlıyorum. Nerede? Ben yoktum ama o gün, duydum. Tarihine kadar. Evet. Bir şey söyleyeceğim siz. Taksim meydanında. Kesin dışarıda bir şey konuştular. Yemin ederim konuştular. Atılsana gibi. Bir dakika, Otele, bir otel vardı, oraya gidecektin. Tarif falan edemedin. Sonra taksiden indiniz iki kişi. Hadi canım. Sabah uyandım baktım, 22 Mayıs yazıyor. 22 Mayıs, Mayıs ne? Kasım. Kasım mı Mayıs mı? Kasım mı Mayıs mı? Allah aşkına de. Abi şöyle Mayıs'tır çünkü... Yapma. Park Orman'da workshoplar varken hep dışarıdaydı. Doğru, daha şey havaydı. Doğru, doğru. Hadi ya karıştım. Evet. 22 Mayıs'ta yayın yapalım o zaman. Biz o zaman Süper 5G'ydik değil mi? Bir müzik faktörü mü? Faktör yanında. Evet, o da Süper 5G. Batu filan. Ben hiç düşündüm o zaman. Dokan BK, Süper 5G. Arkadaşlar Twitter'dan bana yazabilirsiniz. Okuyoruz yavaş yavaş. Şeref Fakir demiş ki, şu anki konunun dışında bir konu açmak istiyorum. Öncelikle Hakan Günday okur musunuz diye bir soruyla başlamak istiyorum. Hakan Günday'ın birçok kitabını biliyorum. Kinyas Kayda, Az... Şu sıra Azil'e başladım. Bir baktım, çok çok güzel, aşırı evet. Güzel. Ya Hakan Günday, en iyi. Şöyle güzel bir şey var, abimden ötürü bilirim ben Hakan Günday'ı. Evet, bazen çok okuyorum. Çok sever. Ve hani Hakan ama biraz sitem etmiş. Aynen, onu söyleyeceğim. Tam hani çünkü konumuzla da çok ilgili hani güzel. Müzik olarak. Güzel. Şöyle, Hakan Günday ilk çıktığı zaman, 2002 falan herhalde, şeydi, underground'dı. Hani i̇lk daha hiç mi çıktı Kinyas Kayra. Evet. Hatta Kinyas Kayra ikinci diyebiliyorum. İlk bir tane var, o çok tutmuyor. Sonra Kinyas Kayra ile üne kavuşuyor. Ama lan hani daha yeraltı edebiyatçısı iken, sonra hani billboardlarda Hakan Günday'ın reklamları, ne bileyim, etrafta gazetelerde reklamlar, röportajlar olduktan sonra ya işte popüler kültürün içine girdikten sonra... Kendini mi bozdu? Hayır yani ben öyle düşünmüyorum. Ama çok abim öyle düşünüyor mesela, onu söyledim. Yani ben bu görüşleri de görüyorum. Bilmiyorum öyle mi? Ama hani bir yazarın kitabını mesela film yapacağım falan demesi iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? İyi bir şey. İyi bir şey değil mi? Çünkü hani bir kitabı yazmışsın zaten, bu film de yapılabilir. Tiyatro oyunu da yaptılar bir tane kitabını. Dot'la Malafa'yı oyun yaptılar. Hadi ya. Şöyle bir şey var. Bizde şu vardır. Biri popülerleşmeye başladıysa, underground tam müzik için de geçerli. Yani müzik bazlı konuşuyorum zaten. Underground'dan çıkmaya başlayınca belirli bir kitle vardır ki o kişi popülerleştiği için onu takip etmeyi bırakır. Ben bunu yaşıyorum. Birçok rapçi yaşıyor. Ben bunu çocukken kendim de o tribe girdim. Ben de. Eminem'i çok severdim. Aynen ben de öyle. Ne zaman Türkiye'de Eminem patladı, ben birkaç sene Eminem dinlemedim. Bu çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir şey. Bu hani şimdi bir yandan kameraya da oynuyorum. Şey söyleyeceğim. Yani burada dinleyen, izleyen daha bizden küçük yaşta kardeşlerimiz var ve hani biz de bu evrelerden geçtik ama evet. Bu evreler doğru değil. Doğru değil. Bu evreler yanlış. Sonra şey... büyüyünce fark ediyorsun. Aynen. Sökün, koparın, atın. Hani popüler diye birine hani o popüler artık. O artık popüler diye bakış açısı yanlış. Ama
şu da var, insanlar popülerleşirken çizgisini de değiştirebiliyor. Bu olay da var. Evet. Çünkü popüler olmak için çizgiyi, hani çizgiyi değiştirebiliyor ama... Ama hala o insan o insan ve hala o kendi kıpırtılarını aynen barındıran işler. Eminem... Aynen. Eminem yani çizgisi Eminem değişti, çok oldu. Tamamen değişti. Ama yine o Eminem'di ve yine aynen çok iyiydi. Aha. Eminem şu an hani 5 yıl öncesine, 10 yıl öncesine baktığımızda hani şey oldu, kak 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 kak. Evet. Çok güzel oldu. Ya, çok iyi, öyle iğrenç uyuyordun ki uyandırayım dedim. Tamam, ben biraz uyuyabilir miyim? Tabii, tabii. Öyle, Eminem de bozdu abi. Çok popüler oldu, ayağa düştü. Onu diyorum. 1 kilo. Evet. Güzel bir yayındı. Bakayım. Artık bak azaldık da. 14 kişi kaldık. Şaka şaka. Rushness demiş ki. Vay, Buzo. CB ile görüşen veya ne yaptı hakkında fikri olan var mı aranızda? Uzun süredir ulaşamıyorum. Biz bu aralar çok güzel konuşuyoruz arada Facebook'tan. Ya Canberk bizi izliyorsa bana ulaşsın evet bir şekilde. Bir iletişim kopukluğu var aramızda? Yok, biz komentleşiyoruz. Komentleşiyoruz. Serdar'ın cüzdanı demiş ki. Serdar'ın cüzdanı. Hangi sözlükleri üyesiniz? İncide varsanız nesiller kaç? Hiçbirine üye değilim. Ben ikinci nesil üyeydim seneler önce. Arada yazıyordum. Ama son zamanlar yazmıyorum. Ben okurum, yazar değilim. Ama İnci Sözlü'ye de selam yollayalım. Evet. Tabii ki. İnci Sözlü'ye selam. Caner Birinci demiş ki, konuştuklarımızın sonuca varmadığını düşünmeye başladığımdan beri konuşmaktan soğudum artık. Düşünme konusu üzerine demek istedim. Yani bir şey üzerine düşünüyorsun ve bir neticeye varmıyor musun? Yoksa bize mi diyor? Hayır, bize demiyor. Kendi adına söylüyor da. Ya düşün... Sen ne yapmaya çalışıyorsun Caner? Yani... Hayır, güzel bir şey. Güzel bir... Bırak, Caner, bana bak Caner. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Caner, şimdi sen neyden bahsediyorsun ki? Şu anda bana neyden bahsettiğini anlatır mısın Caner? Bir dakika. Ben mesela şeyleri, mentionları ciddiye alıyorum çünkü kıymetli bence. Ben de ciddiye aldığımdan dolayı uykumdan uyandım. Uykumdan feragat edip uyandım ve kalktım. Caner'e bir şey... Gider yaptın, uyumaya devam edebilirsin. Muzo, seni öpüyorum kardeşim. Ya düşündükçe bir neticeye varabiliyorsun bazen ya. Ya da bir şey tartıştıkça. Atıyorum, bir şey tartışıyoruz seninle. Zor da olsa birimizin öbürünü ikna edebilmesi söz konusu. Tabii bu ne kadar açık olduğunla da alakalı. Yani ne kadar sabit fikirli olmadığınla da alakalı. Eğer objektif ve yakın düşünebilme yeteneğine sahipsen, karşındakine hak verebilme şeyin doğuyor, imkanın doğuyor ve ikna olabiliyorsun. Benim çok kez ikna olduğum oldu, çok kez ikna ettiğim de oldu. Buna açık olabilmek önemli bence. Evet, evet. Yani dediğim dedik olmamak. Evet. Bir de objektif olduğunu iddia edip çok sabit fikirli olan insanlar da var benim. Valla ben çok objektifim, niye öyle diyorsun ki? Ama! Ama! Evet, çok objektifim. Ama! Merhaba, ben Stephen Hawking. Dur, biraz daha. Eli nasıl? Eller duruyor. Miss FSR demiş ki, Beta'nın aynalarına ne oldu? 8 ayna dedi, sonra konu dağıldı. Memleketinizi sormuştum, sırayla cevap alamadım. Beni gör. Ben bundan sonra benim memleketimi soranlara memleketimi söylemeyeceğim. Çünkü bu memleketçilik, bu hemşericilik, bugün de Twitter'da yazdığım gibi benim sinirimi bozan meselidir. Bu dünya senin memleketindir. Bu dünya bizim... Bu neydi ya? Söyledim işte. Ha. Hemşerim... Evet. Memleketlere... İnsanları memleketine göre ayrıştırmayın. Hemşehrinize daha iyi insan muamelesi yapmayın. Alt kimliklerden arının. Hatta kimliklerden arının. Tek bir üst kimliğiniz olsa o da insan olmak olsun. Ya da insanları ikiye ayırın. İyi insanlar ve kötü insanlar. Ama bunun ötesine geçmeyin. Bunun ötesi çok zararlı. Ve lütfen her gün duş alın. Ben duşa giriyorum. Ha, tamam o zaman. Evet, bugün galiba sanırım çok sigara içiyorum. Üstüm çok sigara koktu benim bugün ya. Ya bugün buradan önemli bir görüşmeye gideceğim. Buradan önemli bir görüşme. Çok önemli bir görüşmeydi. Kızla erkek görüşme. Uğur'cu ortadaki öldü mü lan demiş. İlyas Çalışkan demiş ki, Twitter'ı okuyoruz diyorsunuz, okumuyorsunuz abi. Deniz abi fıkra anlatır mı, zenci fıkrası?
Zenci fıkrası ne lan? Tupac'tan bahsediyor. İşte hani bunda işte şey, bir İtalyan, bir Fransız, bir Madagaskarlı diyorsun, işte orada zenci de girmiş oluyor. Veya Afro-Amerikan da olabilir. Ben bir fıkra anlatayım mı? Anlat. Yok be, anlatmayayım. Anlatamam. Biçeli fıkrası anlatamam. Biçeli anlatamam. Bakayım. Kazık kazık da olmaz. Bakayım. Olur kazık. Mitralyüzü, hayır onu da anlatmayayım. Olmaz değil mi? Sübvansi yalnız onu da anlatmayayım, o komik değil. Ama geçen şeye... Efendim? O ne, fotoğraf çeker gibi. İşte yayında uyuyor. Yayın. Berk Halil Feza'yı senin boyunu soruyor. Ya bilmem, kısayım herhalde ben biraz. Kısayım tabi, kısayım ya. Bir, boyu kaç? 70 küsür bilmiyorum. 72, 73, 74. Pekala. Twitter'a git bakıyorsun işte. Hemen demiş ki, işte demiş, hastayım demiş, öleceğim demiş. Sonra da mezar taşıma yazarsınız demiş. İşte dedim dedim, gittim. Tamam. Sonra işte aradan 2-3 gün geçmiş, ölmüş. Bora Aktaş 50 kere Beta yeni albümden küçük bir akapella söyleyebilir mi diye tweet attı. Bir daha bana sen yanaşır mısın, neye savaşır mıyız yeniden, bunu bilemem ama ben yokum bu vakit. Bekliyormuş. Oh be! Devamını albümde. İşte mezar taşına yazmışlar. Öleceğim dedim dedim, ne oldu? He, onu diyordum. He, ne olmuş? Ne olmuş? Ya, öyle demiş işte şeye. Allah Allah! Ya! Çok iyi demiş. Ya, dedim dedim, ne oldu? Bir de anlatsam bir daha giderim ama fıkraya. Fıkraya mı? Fıkraya. Börek de yer misiniz? Mağrum. Furkan Küçük demiş ki, biliyorum yayınlarınızın bir amacı yok ama hepiniz ayrı bir düşünceye sahipken yayınlarınız tutmaz ama tutmaz, sen anlayışla karşılarsın. Tutmasın abi. Tutsun diye yayın yapıyor i̇şte olsak, tutmasın. Bunu gerçekten bir televizyon kanalında yapabilirdik bir tutmaz şekilde. Tutmaz diyor, işte anlayışla karşılarsın da bu. Hani anlayışla karşılarsın. Ama tutsun diye yapmıyoruz. İşte o yüzden anlayışla karşılarsın. Değil mi? Hayır. Öyle. Eğer tutsun diye yapıyor olsam ve tutmamasını anlayışla karşılıyor olsam, bunu anlayışla karşılamış olurdum. Bu ne kadar saçma bir şey ya. Ya hani buradaki olay zaten hani muhabbet, biz muhabbet ediyoruz. Sadece orada bir kamera var. Caner Demirci demiş ki, bir şeye ikna etmek için değil konuşma, herhangi bir konu için ve konudan konuya her şey değişken. Caner. Caner niye zorluyorsun bu kadar? Caner git Okan Boyunca'yla başladı hadi. Bir gün Kemal'le Fadime evde oturuyorlarmış. Ondan sonra kapı çalmış, kapıcı gelmiş. Caner gelmiş. Fadime'ye sormuş, demiş ki, abla demiş, çöp var mı demiş, içeriye sormuş. Hemen demiş, çöp var mı demiş, vardır demiş, kapatmış kapıyı. İşte öyle demiş. Şöyle, Fadime. Var mıdır demiş, vardır var demiş, kapatmış. Vermemiş ama. Vermemiş demiş. Göstermiş mi peki? İşte var demiş, göstermiş de vermemiş mi? He. Gösterip mi vermemiş yoksa göstermemiş mi? Vermemiş. Göstermemiş mi? Göstermemiş mi? Göstermemiş mi? Gösterip de vermemiş. Ay göstermiş bir daha. Göstermiş bu dolasıymış ama o da çok fazla bir şekilde. Şey, o zaman ben de bir fikri anlatayım. Hadi. Temel'den. Yani Temel şey yapıyor. Ne o? Gemici. Gemici işte. Temel gemici. He, tamam. Gemici Temel. Gidiyor, açılıyor bir tane. Bir yerde şey ne o limana geliyor, yanaşıyor. Limana. Sonra ne diyor? Ben hatırlamıyorum. Şey. Gidiyor limana, yanaşıyor. Bir daha yanaşacak, tam halatı atması gerekiyor halatı adama atması. İşte şey. Diyor halatı at diyor. Adama. Sonra adam hiçbir şey demiyor. Halatı at diyor. Oy diyor, o yabancı diyor. Do you speak English diyor Temel. Yes diyor adam, diyor. Halatı at diyor. Bu fıkra değil, bu gerçek yalnız, yaşanmış bir olay. Böyle çevirirler ya. Yalnız bu başımdan geçti bu olay. Yalnız orada olsaydınız. Oğuzhan Aydın demiş ki, bir tweetimi gör, tüme monitör sokacağım. Hadi. Bunun fotoğrafını bekliyoruz. Hadi. Kaç inç? He? Kaç inç?
Aa bir dakika, biz çok yanlış bir zamanda şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Aa bir dakika, saat 11.30 mu? Evet. Biri bir şey yazmış, benim de aklıma geldi. Görüşürüz millet, ben de özledim dizisini izlemeye gidiyorum. Hadi. Demişler çok daha fazla. Hadi hadi. Çok hadi, güzel. Ben de özledim mi abi? Aşırı çok iyi. Ben çok özledim. Abi niye söylemiyorsun bunu ya? Evet. Koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Derman yok dizlerimde. Derman yok, derman yok, derman yok. Almanya'dan geldim, ben de özledim. Bahri Demir demiş ki, kültür hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece düşünce biçimlerinizi merak ediyorum. Şimdi hangi kültür? Bir ülkenin kültürü mü yoksa kültürlü olmak anlamındaki kültür? Kültür iki anlamı. Kültür, kalkın gidelim hadi. Hadi hadi kalk. Arkadaşlar şu akapella ya da şarkı söyleme isteklerinizi ne zaman bir kenara koyacağınızı çok merak ediyorum. Yani sizce gerçekten biz burada kamera açıp yo 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 diye akapella yapacak gibi mi gözüküyoruz? Yani evet. Bu kadar saattir konuşuyoruz. Kafamın içinde sürekli rap var abi. Çıkartamıyorum abi. Yo. Küpem küpem düştü o dedi. Küpem. Ben geçeyim o zaman. Ben geçeyim o zaman. Geç o zaman. Geçsin. Tavşan yiyeceğim abi. Buyur. Hadi. Yo! Hadi be, bu kadar mı? Bu aynı yok. Kaç kere izninin aynısını yapıyorsun ya? Abi! O ne? Gelin ona bak! Ne o? Dolacak! Tamam tamam, yeme. Abi bir tane daha yeme. Yok yok, yeme. Ben gideyim o zaman. Yo, hadi be! Ne kadar çok aşka intizar eden. İntizar ne? Kimi yoksun sevgiden? İntizar ne? Ya. Sen bilirsin. İntizar İntizar. İntizar. İntizar ne? Lemmes sefara intizar. Cansever vardı, R&B yapıyor. Aa nasıl yapıyor şu an? İnan etme bana, olmaz deme. Anlıyorum da sorulma. İnan etme bana, olmaz deme. Anlıyorum da sorulma. Daram ray. Daram. Nasıl şiştin yalnız? Nasıl şiştin öyle bir anda? Aa ulan unuttum. Ben diyorum, ben su koyacaktım. Koymuştum. İki tane oldu. İçen var mı? Ben çok su koyuyorum yarım... yalnız ya. İyiydi daha iyi. Ben de su koyuyordum. Buz gibi lan bu. O yüzden yarım koydum. Çizdim oyunumu. Sebil'den herkes su aldı. Sağ mı solu mu? İster bir kız ya. Çizdim oyunumu. Çizdim oyunumu. Aa girişi neye benziyor biliyor musunuz? Rihanna. Ben yazdım onu. Ondan mı? Oradan mı gördün? Ben sandım. Bilmiyorum. Ben de onu. Onu yani. Sen yazdın. Hayır, senden gördüm yani. Muhtemelen. Sağ mı solumu görmez oldum. Nasıl düşmanı seçemez oldum. Artık ben beni bilemez oldum. Çizdim, oynamıyorum. Çizdim, oynamıyorum. Allah Allah. Bu gece sokakta her şey yolunda.
Hadi yollaşma sakın konuşma. Sadece yolundan. E ya çünkü sokaklarda penceresiz kaldım. Eski okul gençlerden enerjimi aldım. Kimse artık konuşamaz kötü benim hakkında. Organize işlerin hepsi yerin altında. Bizde satılır ot ya da koka. Artık mabadi rakip olmalı. Her şey yolunda. Dönmeler benim kolumda. Arabama gerçekten dokunma. Fan gözde eksini tavdım cep. Ve en pahalı halını kan dökecek. Tınha gecelerde ben eğlendim teselli. Bana derler Scarface yüzümden de belli. Sanchez'den kıyafet Antep'ten gazi. Cümleyi matiz attı gazetesi siyasi. Boys anılar soytarılar Deutschlandlılar. Kimi Hakan Neko Chris Beck mi kapıyı. İlk defa da yapmış oldum. İlk defa da şarkı söylemiş oldum. Lan oha! Sen kopardın beni kalbimden. Vurdun yırttın fıştın fıştın yeniden. Çektin elini aldın götürdün benden. Erkenden. Sen kopardın beni İko demiş kalbimden. Ki. Güzel fresh mi? İko güzel söylediniz. İko demiş ki Selam abi iyi akşamlar, ben Müfrede Rekord'dan İko sizle düet atmak istiyorum, iyi akşamlar canım. Düet atma. Bekliyoruz, gir yolla, hemen girip sana geri yollayalım. Mention olarak. Hemen şu anda. Hazır ama atsak ama hemen at. Benim yazdığım bir verse vardı. Şu anda ben okuyayım, hemen onu kaydetsin. Ha evet evet, Ferhan okusun onu kaydet, şarkıya eklesin. Hazır mısın? Evet. Kaç abi, BPM kaç? BPM söyle sen. BPM söyle sen abi. BPM söyle, söyle biz hemen burada girelim. Konu var, girelim hemen. Diyor. Hemen. Konu söyle, BPM konu. Söyle, hemen girelim. Sen geçerken sahilden sessiz. Abi şöyle yapalım mı? Müslüm olalım. Yok. Aynen şu, ben tonu vereyim bir. Sen geçerken sahilden sessizce. Gemiler kalkar yüreğimden izleyece. Allah Allah. Sen geçerken sahilden sessizce. Gemiler kalkar yüreğimden gizlice. Sera yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sürüyete. Aşka hürmedin, küsmezsen yeter. Şafağın kararın, narar geceler. Söylemek istiyorum. Kal, gittiğin yerde mutlu ya da gel. Kalbimde tahta sahip ol. Ulak senin gülen yüzüne kurban. Bu serseri... Oğuzhan Aydın, Oğuzhan Aydın, Oğuzhan Aydın! Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Allah Allah, deniz kardeşim ya. Serverci nasılsın canım? Yeteneksizsin de katılsan ne yapardın? Dümbürsü dümbürsü sesi yapardın. Gerçekten, ciddi soruyorum. İnadına yapardım. Ciddi soruyorum. Hayır, ne yapardım? Ciddi ciddi. Müzik mi? Şarkı mı söylerdin, ne yapardın? Hiçbir zaman katılmayı düşünmedim. Tamam, ki. Katıldın abi, ne yapardın? Attılar seni oraya bir anda. Attılar. Al bak yani kaldım. Çok ütopik konuşuyorum yani. 100 milyar falan verdiler sana. Hı-hı. Ama katılacaksın ve bir şey yapacaksın. Ve hani gerçek anlamda, orayı sabote etmek maksadıyla değil. Gerçekten aynen. Bir yeteneğini gösterin. Ne yapardın? Evet. Siz de düşünmüyorsanız, çünkü size de soracağım. Ben tarçın yemek diyecektim, olmuyor batıyor. Yok abi, yok. Çok ciddi soruyorum. Aynen aynen, ciddi düşünüyorum ben. Ben onları cover mı yapardım, kendi şarkımı? Kendi şarkımı söylerdim. Tamam, sen Berk. Ben şöyle bir şey düşünmüştüm zaten önceden. Gidip şarkı söyleyip katılıp evet alıp sonra ben istemiyorum. Ben ikinci tura geçmek istemiyorum. Ben hayır, sabote etmek maksadı değil. O diye demiştim. Yoksa yapılabilecek çok eksantrik hareketler vardı. Hı. Onları hı. Deniz. Yeteneksizsiniz de kazansan ne yapayım? Evet. Şarkı söylüyorum. Hangi şarkı söylüyorum? Evet. Rap yapardım. Rap yapardım. Yani herhalde rap yapardım. Yani bir pop şarkısı falan cover'ını alamadım. Çünkü sesin iyi diye soruyorum. Rap yaparım, daha yakarım. Ya belki
hani canlı bir grupla çıkıp öyle bir şey yapabilirim. Hani bir cover'la rap'i birleştirebilirdim. Benim adım Aygar Kordum anne. Yeni bir şey yapabilirim yani katılmayacağım için şu anda hani çok şey geliyor. Yani katıldın değil mi? Katılsam öyle bir şey sorun yapardım mi? Herhalde yani. Tamam ben sen, rap yapardım. Sen ne yapardın? Kendi şarkımı çalardım abi. Tamam. Benim yapabildiğim en iyi şey bu. Aynen ben de öyle. Şarkı. O zaman hep beraber dördüncü şarkı söyleyelim. Şey öyle dedi. Ali Atay'ın sen ne oldu? Ya da olmuş bu yetenek sağlam. Sen 11.5 oldu diye mi? Sana Ali Atay mı oldu? Ne oldu? Olmuş mu? Olmuş mu? Ali Atay mı oldu? Kim? Mesela bir cümle, ne herhangi bir cümle, ne sadece ses harflerini söyleyebiliyor. Özledim, özledim de. Ha oradaki adamı mı? Ali Atay. Allah belanı. Tamam Ali Atay, Ali Atay rolünü de alır mı? Ha rolün adı Ali Atay. Gerçekten mi oldu? Gerçekten oldu. Ali Atay. Bizden mi oldu? Rolünü de alır mı? Ben sakınlısı yok. Adam her şey yok. Kendini de alır. Kimse bir anca dinliyor şu anda bize. Sen de. Ya bence... Belki... İstiklal Marşı'nın sadece ses harflerini söyle. Sadece ses harflerini. Onu zor. Hayır abi bunu yani Deniz bunu yapabildiğini söyledi. Bunu double rhyme yapan i̇şte herkese otomatik biz, bizde mi gelişti bu yetenek? Deniz çok iyi yapıyor ama onu yapmış. Server de iyi yapıyor. Yok yok kaçar bende çok hani çok hata aldım. Ben direkt yapıyorum ya. Yapsana bir. Yanlış anlamış onu. Oo orası güzelmiş. Neredeyiz abi? Yıldızlı. Abi ben biraz atladım galiba. Senin bir şarkını yapayım. Aa yap tabii. Tamam söyleyelim hep beraber. Beni tanıdım geldim yine. Oha bunu bile bilemedim be. Bunu bile bilemedim. Bunu bile bilemedim be. Şarkı. Bunu bile bilemedim. Bunu bile bilemedim. Hadi bakalım bunu da. Bunu bile bilemedim. Şarkı. Mr. Masik. Bora Aktaş, birileri hakkındaki görüşlerimizi sormazsan boş yere şu şeyi doğru. Ayşegül demiş ki, büyük harfle yazmış. Kimsenin hakkında bir şey yorum yapmıyoruz. Tamam mı Bora Aktaş? O değil de ateistler Allah yoksa neyi inkar ediyordular gülücük. Çok güzel bir tespit. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Yani bir dakika bu olan bir şey miydi internette? Yani söylenen bir şey miydi? Güzel hoş bir şey aslında. Hayır boş bir söz ama hoş bir söz. Hiç boş değil. Biliyor musun? Evet. Vallahi. Of ya, birazcık bir güzel şey olacak ya. Şimdi şöyle bir şey abi. Yayın canlanacak. Açıyorum yani. 1500 yani. Tamam ben açıyorum. Sen bana diyorsun ki... 1500 yedi. Direkt kırılabilir mi? Bu adam var diyorsun tamam mı? 8 tane bacağı, 4 tane gözü var diyorsun. Hı-hı. Ben de sana diyorum ki... Yok öyle bir şey. Belki Muharrem yok. Olmayan bir şey. O ne diyor ama o diyor sadece. Saçma yani. Evet, abi. Zaten direkt antitez sunulabilecek bir şey. Yani her kelimenin var olması gibi. Mustafa Yıldız demiş ki YouTube kanalından ve Twitter'dan yazan tek görünmeyen kişiyim. Ya bir şey gitmeden bir şey yapacağım hepinize. Evet. Elini üzerine koyar mısın? Abi bir dakika çok önemli. İşte beklediğim soru geldi. Tamam cevap ver. Yayının başından beri bu soruyu bekliyordum. Evet. Sırtın Cınır, SRTNCNR demiş ki Noam Ender hakkında ne düşünüyor? Heh, ne düşünmüyorsunuz? Ne düşünmüyorsunuz? Helal olsun. Tamam abi. Helal olsun. Sonu yakaladın ya. Helal olsun. Mustafa Yıldız benim tweetlerim bitmiyor herhalde. Elini falan tutacak. Hadi gitmeden evet. Şunu yapayım o zaman. Ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Koy elini üzerine. Şunu yapalım mı? Hayır şunu yapalım. Deniz gözü var. Koysana sen böyle elini üzerine. Hareket mi? Bak şunu yap. Tam elinin üzerine koy. Kendimi kötü hissediyorum. Yani elini dokunsana. Ha aynen o diyorum. Şunu buraya dokun. Hoppa. Ya yap. Ne hissediyorsun? Dur abi. Abi çok garip. Tamam gel. Biliyorum. Çirkin gözüktüğünü biliyorum. Ne hissedebilir miyim? Şunu yapsan. Ananı. Valla gerçekten. Şimdi öpüşmeye başlıyorlar. Hadi gel. Yak bakayım. Seni gerzik. Yap bakayım. Diğer parmakları da. Şuraları yap, şunu yap mesela. Abi dokun şey ama. Gibi hani iğne yaparsın ele, orası uyuşur.
orayı otur şey şimdi. Gibi hissedersin, başka otur diğer şimdi. Ev gibi hissedersin. Gitmeden günün en beğensizini açıklıyorum. Herkese öpüyorum, hadi kendinize iyi bakın. Diğer kaybediyorsun. Herkese gittikten an, sonra ben de şu anda gitmem gerekiyor benim. Herkese öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Niye gidiyorsun? Gitmem lazım. Bu özel işleri varmış. Beren görüşürüz. Görüşürüz. İyi bak. Vespa'na çok selam söyle. Vespa'nın yerini öpeceğim. Benimki özlemiş. Acı görüşürüz. Vespa sende kalsın. Özlemiş değil mi? Bildikte özlemiş benim gibi. Bildikte gezmeyi. Şimdi... Hiç sevmiyorum bu çocuğunu. Valla geliyor ya. Beren görüşürüz. Hoşça kal Ferhan. Bir dahaki yayını mutlaka bekliyoruz. Tamam. Sensiz tadı çıkmıyor. Evet. Tamam. Çok kötü oluyor sensiz. Geliyoruz tamam mı? Yayını saçma sapan. Biz burada ciddi bir şey konuşuyoruz. Burada geyik yapmıyor abi. Orada çocuk aramış iki kelime edecek. İki kelime ettirmiyor çocuğa. Garip garip sorular soruyor. Yok işte aşağılıyor. Çok uzattı. Orada aşağı çok uzattı abi. Bayağı da uzattı. Aşağılıyor ediyor falan. Ya bir şey diyeceğim hani. Hayır bak. Bir şey değil mi? Ben çağırmadım. Biz bu kadar bahsediyoruz hani. Lavalilik üstü falan. Adam lavalilik. İnanılmaz bir şey yani. Bizi de şey yapıyor. Hayır bir de ben çağırmadım tamam mı? Hani, abi sonra o kadar ne diyoruz? Bakıyoruz hani, aynı duruma düşüyoruz. Bilenler şahit. Twitter'dan yazdım, Deniz Gürzüm var, ben beta, yayın yapacağız dedim. Herif aradı, benim anne geleyim mi diyor. Ne diyeyim abi, gelme mi diyeyim? Ne diyeyim? Gelme mi diyeyim abi? Hakikaten ne diyeceğim? Hayır, abi her yayına geliyor, böyle bir şey olamaz yani. Hani ciddi bir şey konuşacağız diye önden planlıyoruz. Herif hop hop geliyor. Bir yayında görüşebiliyorum. Ve en ufak ciddi bir şey konuşulmuyor adam bak yani. Orayı bozuyor işte, aynen evet, doğru. Ortamı bozuyor, muhabbeti bozuyor, konu konuşamıyoruz. Twitter'dan mention okuyacağız, ciddi cevap veriyoruz, ciddi cevap veremiyoruz. Herkesle dalga geçiyor. Biz ciddi bir şey konuşmaya kalkıyoruz. Ben çocuğa yaptığını çok üzüldüm ya. Yani orada abi evet falan bir şey diyor yani. Hakikaten çocuk derdini anlıyor. Belki ses duymak istiyor sadece. Şey bir adam ya, yani gerçekten hani. Nasıl yaparız bilmiyorum çünkü davet de etmiyoruz, kendisi geliyor. Aynen. Her yayına geliyor abi, böyle bir şey olamaz ya. Bilemedim. Abi çok şey yani, bir şekilde kurtulmamız lazım bu Ferhan'ın her yayına gelmesi. Ya hani yayını şey yapsak hani Twitter'dan şey yok değil mi, hani bir kişi görmesin. Keşke öyle bir şey olsa direkt engelledim ya. Ha, o tweet'i görmese falan hani. Aslında şey Ferhan'ı engellesem ama fark eder o zaman benim profilime girdiğinde. Ya blok. Blok yazılmam. Nasıl yaparız bilmiyorum, her yayına geliyor çünkü abi artık ben... Yani ciddi bir yayın yapmak ergen muhabbetleri evet, yani full. Başka hiçbir şey yok. Geyik yapmak istiyorum. Bu herif varken buldum. Ben geyik yapamıyorum. Buldum abi. Ya geyik yapmak zorunda. Şey yapalım. Şu koltukları satalım. Şu üçü kalsın. Ya kusura bakma ya. Abi gelir ayakta ya. Falan dikilir biliyorum ben ya. Abi o da kötü. Abi bir de her yayına geliyor. Bundan ne olur soyunca. Herkes çok meraklı. Soyun. Herkes Ferhan'ın çıplak vücudunu görmeye çok meraklı sanki. Hayır bozmuyorum tamam mı? Abi? Şey yapıyorum. Gidiyoruz ediyoruz herife. Ya. Öyle bir de hani bir şey de diyor. Hani soyunacağım diyor. 1000 olsun soyunacağım diyor. 1000 olsun, 500 olsun soyunacağım. 220 olsun soyunuyor da sonra. Hayır soyunsa ne olacak? Millet onu mu izliyor? Ne değişiyor? Ne değişiyor? Sanki daha mı fazla izleniyor acaba soyunuyor? Soyunsa ne olacak? Soyunmasa ne olacak ya? Allah aşkına ya. Aa bir dakika aklıma şey geldi. Şimdi bu yayın şey olmayacak mı? Bu yayını kaydediyor. Şu an canlı izleyemez zaten. Yani gidip eve gidip şey yapmaz, ya, eve gidip izlemez. Ya öyle arkasından konuşmak gibi değil zaten, yüzüne de söyleriz. Gerekirse yani ya. Direkt söyleriz. Ne olacak? Çekince kardeşim. Çekmeyi ne çekineceğiz burada? Her şeyi konuşuruz. Ya oturur konuşuruz. Tabii canım. Biz işte böyle, sen niye... Ay, öyle de konuşur, evet. Tamam, herkese ne bileyim. Onu da öyle kabul edeceksin işte. Ha öyle insan. Bırakacağız. Yani Hannah Hanauf demiş ki Princess Ham 00. Describe yourself in one word. In English please. Miracle. Miracle? Ha, güzel. Describe yourself in one word. English please. Ben kendime Türkçe bir tane kelime bulamam ki bir de İngilizce. Seni tarif etmeye kelimeler mi yetmez? Öyle diyelim. Bende de var ya. Nereden? Bilmiyorum bir yerden. Bu çok güzel şeydir. Sodexo. Para yerine geçer. Monopoly kartı gibi. Biraz vermez misin? Ver. Al. Senin olsun. Al senin olsun. Sakız alırsın. Ben bonker adamım canım. Sen Vespa'yı verdik Ferhan'a.
Al şunu da. Vallahi bir şey yapmayacağım. Yok, yemin ederim yapmayacağım. Çatalı bıçağı getiren yemin sen ederim yapmayacağım. Az bir dakika çok şey değil mi? Bir dakika. Şunu. Aa ya. Ya. Atsana. Çok. Sen hani, nereden buluyorsun bunları? Bana geliyorlar. Şey oluyor yani. Yeşil yanıyor. Oha yeşil yanıyor. Hani böyle kliplerde böyle dolar yakıyorlar filan böyle şey Sodexo yakıyor. Zengin adam. Yeah money. Ya bari şu burn it. Çok güzel oldu. Ben bunu saklıyorum. Allah ya Eliye demiş ki. Abi Azeri rapi takip eden var mı aranızda? Bakın abi dinlettin ya. Bayağı ben. Azerbaycan'da rap inanılmaz gelişmeye başladı. Bayağı, tek tek isim... Bir şey diyeyim mi? Önceden de şeyler... Hani Erşat Hoze çok iyi bir şeydi. Erşat Hoze iyiydi ama ondan önce o kadar şey yapmıyordum da. Erşat Hoze de yani hani... Ha Azeri diye ilgili ama şu an gerçekten... Çünkü genç sen klibiyle filan şey yok uzaklara filan bunlar da iyiydi ama şu anki... Son zamanlar bazı dostlarım da var Azerbaycan'da. Şimdi tek tek isim vermeyeyim. Takip ettiğim, tanımadığım insanlar da var. Azerbaycan'da rap çok güzel gidiyor gerçekten. Yani biz elimizden geldiğince tabii çok rahat ulaşamıyoruz. Bilgi kirliliği var. Yani ne kadar iyi rapçi varsa Türkiye'deki gibi. Aynen. Bir o kadar kötü rapçi de var. Ama çok fazla denk geliyoruz Azerbaycan'da çok iyi rap yapan arkadaşlara. Ve elimizden gelince takip ediyoruz. Aynen ben de dün Server'in sayesinde takip etmeye başlamaya karar verdim. Deyip yasam göstersin. Tek nefeste ne kadar uzunlukta bir cümle kuratırsın? 16 bar. Tek nefeste. Evet. İlyas Çalışkan demiş ki büyük harfle. Beta sen bonkörüysen konserlere ücretsiz çık ha? Göz kırpma işareti. Yapmadık mı? Tak göz kırpma işareti. Onu da yaptık. Ama bir şey tamam hadi onu tek nefeste. Ya yaparım da bok yaparsın. Şimdi millet izliyor. Bok yaparsın. Yaparım. Ne o? Ama 16 barı tek nefeste okuyacağım. Ama işte ya yayında bir şey yapmıyoruz ya. Yayında akapelle böyle bir şey yapmıyoruz. Evet yani tek nefeste ne kadar uzun sürüyor bilirsin. Yok hayır yok onun ciddi. Bir video olarak yaparım. Video olarak ama şu an canlı yayında yapmam bunu. Bu çünkü çok özel. Ben çok uzun saçma bir cümle kurdum. Bayağı uzun sürdü. Ben de herkese sordum dedim ki bir nefeste. Ben hayatımda tek ya Türkiye'de tek bir MC gördüm 16 barı tek nefeste okuyan. Kim? Who is? Bulldozer. Aynen evet doğru. Ya gözümün önünde akapelle olarak da bunu yaptı. Çok takdir etmiştim. Yani ama bir de eski şarkılarının şeyi var. Bulldozer'ın şeyi var. Yani ne kadar bana şu an sosyal medyada, Facebook'ta arkadaşlar arasında ismim geçtikçe bana nedensiz bir şekilde sövüyor olsa da kendisi benim abimdir. Zamanında bana elinden gelince destek de oldu. Dolayısıyla saygılar, sevgiler kendisine. Asıl adınız hip-hop. Evet. Evet. Ve harbiden takdire şayan bir yetenek bence. 16 barı tek nefeste söylüyorum. Evet, çok çok özel bir şey. Ben de işte bunu bu yayında... Hayır, 8 bar okuyabilir misiniz? Okurum. 8 bar okumuş. Ama hani verse'ün de ona göre olması lazım. Çünkü hani arada alışkanlıktan nefes almış olabilirim. Şu an okusam hani alışkanlıktan nefes alırım. Aa ben burada nefes alıyordum diye. Çünkü hani mesela çok yazarken yani nefes alma boşluk... Çok fazla es vermediğin bir şarkıda bunu yapabilirsin. Evet, evet. Evet, yani biraz daha double time bir şarkıda filan olur herhalde. Mesela... O biraz daha zorlar ama ya. Bir yandan dilini döndürürken, bir yandan... Ya, şeyi... Bilmem, deneyebilirim de... Çok deneme olur yani. Çünkü nerede nefes alacağım belli aslında bu şarkıda. Almazsan ne olur? Hani... ya bitti ya, bitsin canım. E tamam. Yani bunu merak ettiğin için yani o zaman böyle ayıp şeyler için değil yani. Yani herhangi bir şimdi şey. Şimdi abi bir de bir şey söyleyeyim yani hepimiz sigara için insanlarız ve ciddi anlamda. O yüzden merak ediyorum zaten yani. Ya ben de merak ediyorum o zaman beni anla. Beni anla gelsin arkadaş. Şey bakayım ama nefes arkadaşlar. Alma nefes alma bölümünü düşün. Hayır, sor başlar. Nefes aldığın zaman diyor ki ha burada için alışkanlıktan nefes aldın baştan mı? Ama ayakta yapmak evet, çok ayakta daha mantıklı. Al derin bir nefes. Tabii diyaframa. Bir daha bana sen yanaşır mısın, en savaşır mıyız yeniden bunu bilemem ama ben yokum. Bu vakitten sonra da halımın kızı gibisin, tabii sinirin paralel olur bütün hareketlerine. Hadi git ama abi. Bak işte aldım, orada evet. Aldım. Sen de aldım, almama gerek yoktu aslında evet. Orada. İşte mesela bunu bir kafana yaz almamaya çalış. Yayından sonra bir bakalım. Aynen, evet, yayından bakalım sonra bir bakalım çünkü uzun merak üzerine bir şey yapalım. Merak ettim, gerçekten bu yapılabiliyor mu? Hani 16 olması da 12, en az 12'ye kadar gidebileceğimi düşünüyorum. Çünkü sen bundan 13, 12 sene önce Server, senin bir tane
şey şövalye vardı. Şövalye vardı, onun nakaratını ben sana 3 kere 4 kere falan okudum. Evet. Sigara içmiyordum bu kadar. Evet. Evet. Sigara çok etkiliyor. Sigara zaten çok etkiliyor. Hem ciğeri etkiliyor, hem yılbaşı bırakalım mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Daha önce de konuştuk, tekrarlayayım. Az kaldı yılbaşına. Aynen. Yılbaşında canlı yayın yapıyor muyuz? Ha öyle mi? Mantıklı. Yani ben abi yılbaşında dışarı çıkmaktan nefret ediyorum. Her yer 200 aynen, kişilik evet, kapasiteli evet, mekan 600 kişi olduğu için. Kesinlikle. Ve dünyanın parası ya. Alalım içkilerimizi. Bizi izleyenler de alsın eğer iç kullanıyorlarsa. İçelim muhabbet edelim diyorum. Güzel fikir ha. Aynen bence de güzel fikir. Peki ya... Ya biz geçen sene yaptık ama ikiniz de yoktunuz tabii. İnanılmaz, inanılmaz eğlenceli geçti. Ezler abiden tut işte bilmem kimlere burada 8-9 kişiydik. Canlı yayın yaptık. Hepimiz çok alkolüydük. Hatırlamayacağım kadar ki sabah uyandığımda evin her yerine içki, tavanına bile içki dökülmüştü. Oha. Ve hepsi canlı yayında olmuş. Ve çok iyi olduğunuz için kaydetmeyi unutmuşum yayını. Of, of. Efsane bir yayındı. Of. Yapalım, ben varım ya. Eğer bir de bu benim son yılbaşım, 2014 senesi benim için olmadığı için. Niye, öleceğim mi? Yok işte, asker durumu olduğu için. Bir sene değil mi abi? Bir sene. Umarım, umarım olursa bir sene. Çünkü üniversite okudum. Bu biraz şans. Şans işi. Şans. Hani hangi il çıkacak gibi bir şey. Ya 5 ay verecekler ya bir sene. 5 ay verme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu biliyor musun? Hayır. Çünkü bana verdikleri formda da şey yazıyor. Yedek subay adayı yazıyor. Yani yedek subay olmak istiyorum ben. İyi de yedek subay. Üniversite mezunu olduğu için öyle yazıyor. Evet. Ama tüm formlarda şey, yani. Kısa dönemde gitsen öyle yazıyor. Yedek subay adayısın zaten sen. Üniversite mezunu olduğu için. Evet tamam. O yüzden evet, biraz... Doğru bakalım. Düşük. Umarım. Artı şöyle zaman... bir durum var. Asker fazlası var şu an Türkiye'de. Evet. Bu yüzden şey işte, uzun dönem tutmama ihtimalleri çok yüksek. Çok korkuyorum işte ondan çok. Ama gerçekten çok yüksek uzun dönem tutma. Yani bedellinin yaşını indirip ücretini indirmeyi falan planlıyorlar şu anda. Hı hı. Çok fazla asker fazlası olduğu için. Bilmiyorum, umarım. Ocağı bekleyeceğiz. Ocakta herkese duyururum zaten. Bir daha albüm patlatırız. İşte onu düşünüyorum. Onu çok istiyorum. Onu yapacağım muhtemelen. Boş. Neden bir albüm çıkalım? Yani albüm çıkardıktan sonra konsere çıkamayacağım, turneye olmayacak, bir şey olmayacak. Bu sadece ama küçük bir hatıra olarak. Evet, hani uzun süre zaten ya, unutturdum kendimi biraz. Bir süre. Şimdi tekrar unutturmamak için. Ben mesela senelerdir her gün en az 5 şarkı yapıyorum. Hiç unutturdum. Yavaştan kapatalım o zaman. Hı-hı. Arkadaşlar. Ferhan da gitti, tadı kalmıyor. Ferhan siz de yayın yapılmıyor. Herkese iyi geceler diliyoruz. Aa, yok. Ciddi anlamda söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Ciddi anlamda nasıl bir yayın olduğunu gerçekten farkında değilim. İnişler çıkışlar oldu. Bir anda çok ciddi konular konuştuk. Bir anda çok giyiye vurduk. Hep öyle olmuyor. Evet, hep her zamanki gibi güzel bir yayındı. Hala izlemeye devam eder. Muhtemelen bir yayın daha yapamazsak arada yılbaşında görüşürüz diyeceğim. Yılbaşında yayın yapıyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle yani evet, net konuşmayayım. Büyük ihtimalle yılbaşında hep beraber içip eğlenip muhabbet ediyoruz. Durumlar böyle. Bu arada benim albümüm bitti. Yayının başında Master CD'yi göstermiştim size. Detayları netleşince bildireceğim. Hoşça kalın. Güzel şey.